korkunç bir bomba sarmalı içine sokuldu. Bu akıllı karşı karşıyasınız. Bu insanlar bir mesaj. Çocuğumu da elinden tutayım da götüreyim camiye. Bütün İslam coğrafyası kontrol altına almak amaçlanıyor mu? Melekler burayı tavaf eder. Ayetler inerler. İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemde birlikteyiz. Bu gece öteki gündemde tarihin en gizemli yapılanmasını Hasan Sabbah ve Haşhaşileri konuşacağız. Örgüt için 7 rakamının önemi neydi? Gizemli yapılanmanın merkezi neden Alamut Kalesi'ydi? Fedailer suikastleri zehirli hançerlerle mi işliyorlardı? Peki ya bu hançerler neleri simgeliyordu? Hasan Sabbah fedailerine nasıl bir sahte cennet vaat ediyordu? Yoksa bütün bunlar bir hayal ürünü müydü? Ve tabii ki en önemli soru, tarihin en esrarengiz yapılanması nasıl oldu da bu kadar sağlam bir temele oturtuldu ve nasıl bu kadar sağlam bir temel oluşturdu? Bütün bu ayrıntıları konuşacağız bu gece öteki gündemde. Kimlerle birlikteyiz? Konuklarım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ekrem Bura Ekinci. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar merhaba. Getirdiniz. Ve Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Haşim Şahin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar merhaba. Getirdiniz. Efendim bu gece programı hazırlanırken tabii ki Haşhaşiler kitabından yararlandım. Haşhaşiler kitabından yararlandım. Ve Ekrem Bura Hoca'nın Osmanlı'ya kalan miras kitabından da faydalandım. Ekrem Hoca'nın çeşitli makalelerinden oluşan bir kitap. Son eserlerinden bir tanesi. Son eserlerinden bir tanesi diyorum. Çünkü en son eseri değil. Yeni çıkan bir kitabı ama en sonuncu değil. Onu da göstereceğim. Şimdi burada da Haşhaşilerle ilgili Ekrem Hoca'nın çok aydınlatıcı makalesi var. O makaleden, ilgili bölümden de faydalandım bu kitaptan. En son eseri demişken bunu da göstermek istiyorum. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Farklı bir çalışma olmuş. Biraz farklı oldu bu tasavvuf tarihiyle ilgili, evet. İnşallah bunu da yaparız ilerleyen günlerde programda. Hayatı ve hatıralarıyla Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin hayatını mı yazdınız? Hayatı, hatıraları, ondan hatıra nakledenlerin... Necip Fazıl'la ilişkileri de var. Necip Fazıl ve Hüseyin İlmi Işık'la olan münasebetleri, eserleri... Değişik bir çalışma oldu. Yani tam manasıyla akademik bir çalışma değil. Yani popüler yönleri de var. Halkın da okuyup anlayabileceği bir şekilde üslupla yazdı. Harika olmuş. Tabii ki ilk önce Ötek Gündem kitaplığında yerini aldı. Her zaman olduğu gibi hocaların kitapları ilk olarak Ötek Gündem kitaplığına geliyor. Ve tabii ki Ötek Gündem izleyicisine Ötek Gündem farkıyla ulaşıyor. Biz de bu gece Ekrem Bura Hoca'nın son eseri, en son eseri diyorum. Buna en son eserini Ötek Gündem izleyicilerine, etiketimizi yazan izleyicilere hediye edeceğiz. Peki etiketimiz ne? Çünkü... Biliyorum çok fazla merak ettikleriniz var. Sizlerin sorularına da ağırlık vermeye çalışıyorum özellikle son yayınlarda. Kim bunlar diyoruz bu gece? Hemen başlayalım. Ötek Gündem başlıyor. Kim bunlar etiketiyle sizlerin de sorularınızı bekliyoruz. Keyifli sohbetimize dahil olmanızı istiyoruz. Merak ettiklerinizi bizlere iletmenizi, bana iletmenizi ben de dolayısıyla hocalarıma ileteceğim. Tekrar hoş geldiniz Ekrem Bura Hocam ve Haşim Hocam. Şimdi Hasan Sabbah'la başlayacağız Haşhaşileri konuşmaya. Tarihin belki de diyorum bu da böyle tarihte sürekli tartışmalı meseleler var ya. İlk terör örgütü, böyle bir örgüt Hasan Sabbah bu örgütün kurucusu. Şimdi baktığımız vakit Hasan Sabbah hakkında farklı tarifler var. Akıllı, zeki, iyi bir lider, tabii ki inananlarını ve müritleri onun öyle olduğunu düşünüyorlar. Peki, birçok da oryantalist açıklama var, oryantalist tanımlamalar, kavramlar var. Bunların hepsine doğrular, yanlışlar nedir, ne kadarını biliyoruz? Şöyle bir gerçek de var, haklarında çok çok fazla da bilgi yok. Kütüphaneleri yandı ya da yakıldı vesaire. Bunları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Şimdi Hasan Sabbah kimdir?
Bu örgütün yapılanmasının dayanağı nedir? Nasıl bir sistemdir bu? Buradan başlayalım. Hangimiz? Ekrem Hoca başlasın. Peki. Şimdi efendim Hasan Sabbah hakkında söylenen sözlerin çok fazla olmadığını ve birbiriyle tutarsızlıklar içinde olduğunu söylediniz. Ama tabii şu da var ki bir insanın zeki veya akıllı olması veya çok iyi bir teşkilatçı olması onun tarihte menfi bir rol oynamasına mani değil. Hasan Sabbah hakkında söylenenler çapraz okumalarla ve farklı cihetlerden yapılan değerlendirmelerle bir orta yola sokulabiliyor. Ve günümüzde artık Hasan Sabbah hakkında az çok bir orta yol bulunmuş pozisyondadır. Efsanelerden, sevenlerinin ve düşmanlarının sözlerinden elenerek bir orta yol bulunmuş oluyor. Şimdi hadisenin esasında önce bir mezhep ayağı var, mezhep dayanağı var. Hadisenin sonra sosyal ve politik yönleri var. Bu mezhep dayanağı mühimdir. Malumunuz İslam tarihinde bir takım mezhepler var. Bu mezheplerin bir kısmı ameli mezhepler dediğimiz mezheplerdir ki bunlar mevzumuzun dışındadır. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli gibi. Bunlar müminlerin ibadetleriyle alakalı mezheplerdir. Bir de inanç esasların farklı olan mezhepler var. Bunlardan da günümüze intikal etmiş en mühim olanı bir tarafta Ehl-i Sünnet dediğimiz Sünni mezhep, karşı tarafında Şia mezhebi. ve günümüzde Vehhabilik ve biraz da bu DAEŞ terörüyle kendisini yeniden hissettiren haricilik var. Tarih içinde pek çok itikadi inanç mezhebi ortaya çıkmış fakat günümüze 3 tanesi intikal etmiş. Şia'nın ortaya çıkışı Hasan Sabbah bakımından mühim. Hz. Muhammed'in vefatından sonra inananlar bir devlet reisi, bir halife seçmek üzere toplandılar ve Hazreti Ebubekir'i halife seçtiler. Ehl-i Sünnet'in inancına göre Hazreti Ebubekir müminler tarafından hak bir halife olarak seçilmiştir. Daha sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve nihayet Hazreti Ali halifelik yaptılar. Hazreti Ali'nin vefatından sonra onu çok seven, onun yanında bulunanlar ve onlardan sonra bir yol ayrılarak Hazreti Ali'yi giderek yücelten bir yol tuttular. Bu yüceltme bazen Hazreti Ali'nin Hazreti Muhammed'den sonra halifeliğe hak sahibi olduğu şeklinde bir egzajere edildi. Halbuki ilk devirde Hazreti Ali'yi tutanlar vardı, onun etrafında olanlar vardı, onun muhipleri vardı. Şia onlara deniyordu, Şia taraftar demektir Arapça. Daha sonra yol biraz ayrıldı. Hazreti Ebubekir değil de Hazreti Ali olmalıydı. Çünkü Gadiruhum denilen yerde Hazreti Muhammed Hazreti Ali'yi halife bırakmıştı diyorlar. Ehl-i Sünnet ise bu hadiseye farklı bir mana veriyor. Daha sonra Hazreti Ali'yi yüceltenler arasında Hazreti Ali'nin diğer bütün sahabelerden üstün olduğunu, Hazreti Ali'nin halifeliğini kabul etmeyenlerin dinden çıktığını ve zamanla Hazreti Ali'nin aslında peygamber olması gerektiğini, vahiy aldığını, hatta Cebrail'in yanılarak yüz benzerliğinden dolayı Hazreti Ali yerine Hazreti Muhammed'e peygamberlik getirdiğini ve nihayet Allah'ın hulul ettiğini Hazreti Ali'ye, yani onun şeklinde göründüğüne inanan fırkalar ortaya çıktı. Hasan Sabbah'ın mensup olduğu İsmaili fırkası Şia mezheplerinin en marjinal olanlarındandır, en aşırı olanlarındandır. Bu Şia mezhebinin, Şii mezhebinin çok fırkaları var günümüzde. Bunların bir kısmı İslami dairenin içindedir ama bir kısmı inanç esasları bakımından İslami dairenin dışında tutuluyor. Bu İsmailiye fırkası yine İslam tarihinde ehemmiyetli bir fırka. Bunun doğuşu da enteresan. Şia'nın içinde bir bölünme bu. Bu bölünme İmam Cafer vefat ettikten sonra ortaya çıkıyor. Musa Kazım adında bir oğlu var. İmamlık ona geçiyor. Şiilikte 12 imam inancı vardır. Evet. Hazreti Ali'den itibaren 12 tane imam masumdur. Bunlar aynı zamanda vahiy demeyeceğim ama ilahi ilhama muhataptırlar. Ondan dolayı masumdurlar. Şimdi şöyle bir inanış var değil mi? Peygamberler dinin görünen yerini temsil ederler ama imamların peşinden gitmeniz gerekir ki manevi yönünü de keşfedebilirsiniz. Bu manevi yön sonradan tabii batınilik adını alarak aşırı hale getirilmiştir. Bu 12 imam 12.'si Muhammed Mehdi kaybolmuştur. Bu Caferi inancı böyledir. Bugün İran'da resmi mezhep olan Caferilik böyle inanır. Ehl-i Sünnet de bu 12 imamı kıymetli birer din büyüğü, bir alim, bir evliya olarak görür. Yani tamamen reddetmez. Ancak Şia'nın 12 imama verdiği pozisyon çok daha farklıdır.
İşte İsmaililer bu 12 imamdan, İmam Cafer'den sonra ölen oğlu İsmail'in çocuklarının geçtiğine inanıyorlar ve Şiilik içinde bir ayrı bir fırka teşkil ediyor. O zaten 7. imam oluyor. Bu 7 meselesine de gireceğiz. Meselesi evet. De zaten buradan geliyor. İsmailiye mezhebi buradan sonra ciddi bir marjinal yol takip ediyor. Bu marjinal yolda artık yavaş yavaş bu son imamdır. Ama ondan sonra gelenler artık onun bir nevi vekilleri, onun işini yeryüzünde yürütenlerdendir ki Hasan Sabbah da bunlardan bir tanesidir. Tamamen İslamiyet'in prensiplerinden de biraz dışarıda farklı bir yol takip ediyor. Biz bu yola İsmailiye diyoruz. İsmailiye fırkasına batınilik de derler. Fakat batınilik çok daha geniş bir manadır. Hı hı. O da şu demek, Kur'an-ı Kerim'in bir görünen manası vardır. Bir de görünmeyen manası zahiri vardır. Zahiri ve batini. Zahiri ve batini. Zahiri manası bugün sıradan insanların okudukları, anladıkları ve tatbik ettikleri manadır. Ama bir de arkasında batini mana vardır. Bu batini mana ancak işte bu imamların vasıtasıyla belli sırlara erişen kimselerin anlayabileceği şeylerdir. Batinilik denmesinin sebebi bu. Bu fırka tarihte iki büyük devlet kurmuş. Biri İsmailiye, Fatimi Devleti Mısır'da, Kuzey Afrika'da. Biri Güney Irak'ta Karmati Devleti. İşte Hasan Sabbah'ın ortaya çıkışı bu Fatimi Devleti ile alakalıdır. Fatimi Devleti ismi İmam Hazreti Fatıma'dan geliyor. Hazreti Fatıma'nın soyundan geldiklerini iddia ediyorlar. Ama aslında onlar, herkes de biliyor, bütün tarihçiler de biliyor ki bu gerçek bir şecere değil. Şii devletlerinde, ki Şah İsmail de bunu 16. asırda tekrarlamıştır. Kendisini Hazreti Muhammed'in neden soyundan... Neden böyle bir şecereyi üstlendiler peki? Hazreti Ali'nin soyundan gelmek, 12 imama intisap etmek halk arasında ciddi bir karizma doğuruyor. O zaman zaten bu inancı benimsemiş insanlara hüküm sürmek için o soydan gelmenin çok büyük bir ehemmiyeti var. Fatimi Hanedanı, Kuzey Afrika'daki Fatimi Hanedanı büyük ihtimalle Meymun El-Keddah adında Yemenli bir muhtedi Yahudi'den, göz doktoruydu kendisi, Kehal idi. Onun soyundan geliyor. Fakat bu ihtiyacı duymuşlardır. Dediğim gibi Şah İsmail de Erdebili tarikatı şeyhleri adıyla bilinen çok meşhur bir Sünni tasavvuf ailesinin soyundan geliyor. Fakat o da kendisini Hazreti Muhammed'e bağlama ihtiyacı hissetmiş. Hatta burada tarihçilere bir vazife vermiş. Benim Hazreti Ali'ye bağlandığımı, Hazreti Hüseyin'e bağlandığımı ispatlayan bir şecere tanzim edin, tertipleyin diye. Tarihçiler de tabii Şah İsmail'in astığı astık, kestiği kestik. Ehl-i Beyt'ten, Hazreti Hüseyin evladından olup çocuğu olmadığı bilinen birine soyunu bağlamışlar ki İleride asırlar sonra hakikat gizli kalmasın, anlaşılsın diye. Şah İsmail buna inanmış ve halk da inanmış ama artık bugün biliniyor ki Şah İsmail'in bu şeceresi düzmece bir şeceredir. Aynı şeceriyi Fatımiler içinde görüyoruz. İşte Hasan Sabbah'ın neşet ettiği, ortaya çıktığı vasat böyle bir vasattır. Kendisi İranlıdır ama Fatımilerle ciddi bir temas halinde olmuştur. Rey şehrinde dünyaya gelmiş. Rey bugün Tahran'a çok yakındır. Artık oranın bir banliyosu olmuş, eski bir şehirdir. Selçukluların başşehriydi burası. Nizamül Mülk'ün ve Ömer Hayyam'ın medreseden arkadaşı olduğuna dair bir rivayet vardır. Bunun yakıştırma olup olmadığı hususunda da tarihçiler ihtilaflı. Çünkü yaş itibariyle pek Nizamül Mülk'ün sınıf arkadaşı olabilecek durumda değil. Ama Nizamül Mülk ile tanışıyor Selçuklu. Hocam Mezir'de. Şimdi bunların hepsini teker teker açalım. Ama ben bu batınilik meselesi, işte Şia, bununla ne kadar bağlantısı var, bunun içindeki meseleleri de biraz daha detaylandırmak isterim. Çünkü meselenin özü aslında bu. Özünde bu, buradan. Ezoterik bir taraf var. Mecaz çok ön planda. Bu batınilikte bu çok mühimdir. Aynı zamanda daha sonra ortaya çıkacak hurufilerde de bu var. Harflerin kıymetleriyle bir takım batini manalar çıkarma metodu var. Bunlar tabii bu Haşhaşilerin tarihinde mühim hususlar. Tamam, şimdi bunları zaten ben notlar da aldım, notlarımda da vardı. Bunların hepsini detaylandıracağız. Şimdi hocam çok önemli meselelere değindi. Haşim hocam böyle genel bir çerçeve çizdi. İçerisinde ki aslında bunların hepsi bir takım mezhepsel sorunlar ve Hazreti Ali'den başlıyor. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra zaten İslam tarihinde çok ciddi kırılmalar olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi Hazreti Ali taraftarlığının siyasi bir zümre şeklinde ben ne zaman ortaya çıktığı konusundaki tartışmaları size sormak isterim. Bu meseleyle derinleştirelim. Tamam. Ama öncelikle
Ben bugün biraz Selçuklu'da konuşacağız. Tabii, Selçuklu bir ismi iade etmek istiyorum. Bugün Osman Turan hocamızın ölüm yıl dönümü. Selçuklu tarihinin belki de gelmiş geçmiş en büyük duayenlerinden, üstadlarından birisiydi. Kendisini buradan rahmetle analım. Çünkü hala biz Allah derslerde onun kitaplarını okutuyoruz. Kendimiz biz de Selçuklu kitabı yazdık biliyorsunuz. Yakında çıkıyor. Ben de okudum onun kitaplarını. Yani, temel başvuru kaynaklarımızdan birisi. Evet. İyi ki bu ülke Osman Turan gibi bir hocayı yetiştirmiş, bir evladı yetiştirmiş diyelim. Hocamız genel hatlarıyla toparladı. Hazreti Ali'nin hilafeti meselesi, hı hı, İslam tarihinin en önemli hadiselerinden birisi. Yani başlangıçta Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra ümmetin bir kısmı belki Hazreti Ali'yi istiyordu. Ama Hazreti Ebu Bekir halife seçildi. Bugün Anadolu Aleviliğimizde, Bektaşi geleneğinin içerisinde, İran şahsının içerisinde ve geçmişe dönük baktığımız zaman Orta Çağ'ın içinde muhtelif gruplarda Hazreti Ali'nin işte Gadir Hum'da gerçekten halife olması ya da buna dönük bir işaret verildiğine dair kuvvetli bir inanç mevcut. Sünni gelenek ise doğal olarak, tabi olarak bunu reddediyor. Çünkü hocamızın da ifade ettiği gibi mezhepler iki, yani itikadi mezhepler ve siyasallaşan mezhepler olarak iki ana kol şeklinde gelişmiş. Siyasileşen mezhepler devletler de kurdukları için bir takım çatışma ortamlarını, mücadeleleri, savaşları da geçmişten günümüze yaşayarak gelmişler böyle bir mücadelenin içerisinde. Hazreti Ali taraftarlığı İslamiyet'in, yani en azından dört halife devrinin içerisinde çok fazla sırıtmıyor. Yani illaki Hazreti Ali'yi çok seven insanlar var. Ammar İbni Yasir bunlardan birisi mesela, sürekli yanında. Eyüp el-Ensari, Eyüp Sultan'a ismini veren onlardan birisi. Ama Hazreti Ali'nin kendisi de açıkçası somut bir şekilde diğer ilk üç halifenin varlığına, siyasetine çok itiraz etmemiş. Tabii desteklemediği, görüşlerine uymadığı kısımlar var. Özellikle Hazreti Osman'a dönük ciddi anlamda eleştirileri var. Sonrasında işte bunu tamamlayın lütfen. Ben çok da bölmüş olmak istemiyorum ama oraya da gideceksiniz belki, atlamayalım diye. Hazreti Osman'ın öldürülmesi de burada ciddi bir kırılma noktası. İşte onu da yani vurgulayalım burada. Çünkü şöyle ifade edeyim. Birazdan kısmen değineceğim Kerbela hadisesi yaşandığı zaman Emeviler döneminde Yezid bin Muaviye, yani Muaviye'nin oğlu Yezid döneminde yaşanmıştı. İslam dünyasının en travmatik, trajik ve nesilleri, yüzyılları etkileyen hadiselerinden birisi Kerbela. Zaten Sıfim ve Hakem olayından sonra da İslam dünyasının ciddi manada bir üçe bölünmesini görüyoruz. Oraya döneceğim, geriye atıf yapacağım. Kerbela gerçekleştiği zaman Emevi kadınları bugün biz Bedir'in intikamını aldık diye bir cümle kullanıyorlar. Şimdi Bedir dediğimiz savaş aslında Peygamberimizin hayatının hemen hemen tamamına yakını Mekke ile, Mekkeli müşriklerle mücadele içerisinde geçerken bir taraftan da Emevi ailesiyle mücadele içerisine geçiyor. Mekke'nin fethiyle birlikte 630'da bu hakimiyet Hazreti Peygamber'in ve dolayısıyla da mensup olduğu Haşimilerin hakimiyetiyle sonuçlanıyor. Hazreti Osman Emevi ailesine mensup birisi ve halifeliği sırasında bu aileye mensup, çoğu da liyakat sahibi olmayan pek çok kimseyi valiliklere getirdiği için ciddi bir memnuniyetsizlik oluşmuş. Aslında Hazreti Ali'nin kısmen itirazlarının temelinde de bu yatıyor. Fakat bu olaylar büyüyor tabii. İki taraf arasında ciddi anlaşmazlıklara sebebiyet veriyor. Ve Hazreti Osman da siyaseten kontrolü tam manasıyla sağlayamadığı için isyancılar tarafından Kur'an okurken şehit ediliyor biliyorsunuz. Onun öldürülmesini bahane eden ve onun katillerinin Hazreti Ali'nin yanına gitmesini ileri süren Muaviye, ondan sonra Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımayacak. Siyasi ayrışma, ciddi kırılma burada ortaya çıkıyor. Sıffin Savaşı var. O daha iç savaş sayılır. Yani Haşimilerin, dolayısıyla Emevi ailesi bu durumu biraz kendine fırsat bildi. Bu Cemen Savaşı, pardon. Ama Sıffin Savaşı Muaviye ile
aralarında geçen bir savaş. Ve bu savaşın sonucunda bir hakem tayin ediliyor. Fakat burada da hile yapılıyor Hazreti Ali'ye karşı açık bir şekilde. Ve Hazreti Ali güya hilafetten azlediliyor. Bir kısmı bunu kabul edecek. Bir kısmı Muaviye'yi halife olarak kabul edecek. Ve ikisinin de halifeliğini kabul etmeyen hariciler dediğimiz bir unsur ortaya çıkacak. Bu üç unsur uzun vadede birbirleriyle en azından 100 yıllık süreç içerisinde ciddi bir siyasi çatışmaların içerisine girecek ki Hasan Sabbah'ı ortaya çıkaran Şii ideolojinin ilk başlangıcının da burada olduğunu söyleyebiliriz. Artık hatlar çok daha somutlaşmış, çok daha netleşmiş. Bir Muaviye taraftarları var, ikisine de uymayan hariciler var ve Hazreti Ali'ye candan bağlı olan ve hocamın da ifade ettiği gibi taraftar dediğimiz Şia taraftar demektir. Aslında o dönemde herkese Şia deniyor. Yani Şiatu Ali, Ali'nin taraftarları, Şiatu Muaviye, Muaviye taraftarları. Fakat ilerleyen zaman içerisinde sadece Hazreti Ali taraftarları için kullanılmaya başlanan bir süreç bu. Hariciler, bugünkü DAEŞ'çilere benzetiyorum ben haricileri açıkçası, çok benziyorlar. Kendilerince bir sistem kuruyorlar ve İslam'ın gerçek temsilinin kendilerinde olduğunu, fitneye ve ayrılığa sebebiyet verdiğini düşündükleri kişileri de ortadan kaldırmayı düşünüyorlar. Muaviye'yi, onun en yakın dostu olan, işte bu hakem hadisesinin de baş mimarı olan Amr İbn-i Las'ı, bir de Hazreti Ali'yi öldürmeye karar veriyorlar. Aynı gün ve aynı saatte bir suikast planlanıyor. Fakat birisi yaralı olarak kurtulacak. Muaviye evden hiç çıkmadığı için kurtulacak. Ama Hazreti Ali şehit ediliyor camide. Ve Hazreti Ali'nin öldürülmesi işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirecek. Onun taraftarları doğal olarak onun imametini, çünkü Hazreti Ali velayeti temsil eder ve Hazreti Peygamber'in bir anlamda nurunun yansımasını temsil eder. En yakın akrabası, işte damadı, amcasının oğlu. Yani pek çok sayabilirsiniz. Evinde büyüyen birisi. Hicret ettiği. Tabii en yakın akrabası Abbas aslında. Ben bu cümleye katılmıyorum bu arada. İlk Müslümanlardan bir cümlesine mi katılmıyorsunuz? Niye? Yani şöyle, Hazreti Ali... Bu katılıp katılmayacak bir cümle değil ki. Bu bir gerçek değil mi hocam? Tarihsel bir gerçek. O zaman şöyle açıklayayım ben size. Şimdi bizim inancımıza göre... Zaten Müslümanı puta tapmamıştı mı diyecektiniz. Her insan İslam fıtratı üzere doğar. Tabii. Değil mi? Ve bu dinini ne zaman belirler? Vali olduğu zaman. Hazreti Ali'nin Müslüman olduğu vakit, iddia edilen yaşı 8. Zaten hayatı boyunca hiç putlara tapmamış. Hayatı boyunca başka bir inanç görmemiş. İslam'dan başka bir inanç görmemiş. İslam'ın ilk çocuğudur Hazreti Ali. Öyle düşünün. Yani İslam'a doğup büyüyen ilk kişidir. Tabii aynı söz Hazreti Ebu Bekir için de söylenebilir. Çünkü Hazreti Ebu Bekir de İslamiyet'in bisetten evvel hiç puta tapmadığı için aslında İslamiyet bir bütündür. Hazreti Adem'den beri gelen bir inanç. Allah'ın dini tektir, o da İslam'dır. Burada kastedilen Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın bisetine. Burada bir koyacağım, bir cümle alayım, reklama gitmem Kabe'de gerekiyor. Kabe'de doğan ilk insan oğlunun da Hazreti Ali olduğu söylenir. Gelenek için. Kabe'nin içinde doğan ilk ve tek insan evladının olduğu söylenir. Peki abi, burada bir reklam diyelim. Çok kısa bir ara. Sorularınızı bekliyoruz. Kim bunlar diyoruz. Ekrem Hoca'nın en son kitabı elimde. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne yazmış, kaleme almış anılarıyla, hatıralarıyla, hayatıyla birlikte. Bu kitaptan da etiketimize yazan Ötek Gündem izleyicilerine Ötek Gündem farkıyla hediye edeceğiz. İlk önce bizde, sonra da Ötek Gündem izleyicisinde olacak. 2 dakikalık çok çok kısa bir ara, sonrasında buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Burak Ekinci Hoca ve Doçent Doktor Haşim Şahin Hoca bu gece Ötek Gündem'de konuklarım. Haşhaşileri konuşuyoruz. Kim bunlar diyoruz etiket olarak? Ekrem Burak Hoca'nın Arı Sanat Yayınları'ndan çıkan son eserini de hediye edeceğiz etiketimize yazan izleyicilerimize. Biraz soru okumak istiyorum. Biliyorum mesele çok böyle heyecanlı bir yerde kaldı. Ben de çok merak ediyorum ve bundan sonra böyle daha gizemli meseleler var. 7 sayısının gizemi, işte Ekrem Hoca dedi ki harflerin kıymetlerinden de bir takım şifreler oluşturuyorlar. Zaten burada çok ilginç bir şey var. Bunların kim olduğu belli değil. Devlet adamlarının en yakınına kadar giriyorlar. Hiçbir belirgin sembol yok ama
birbirlerini tanıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Bütün bunlara değineceğiz. Ama biraz tweetlerinizi okuyayım. Zira benim izleyicim bana kızmaya başlıyor sonra. Onların da böyle gönülleri ola ola gitsin yayın. Mesela Ertan Atalay Bey'e sormuş kim bunlar etiketine. Suikast olayını tarihte ilk haşhaşler mi kullanıp buldular? Hayır, daha eski kökenli. Hayır, daha eski kökenli. Ama burası mühim. Yani suikast çok eski bir metot ama İslam tarihinde Haşim Bey'in de dediği gibi Hazreti Osman'ın öldürülmesi bir kırılma noktasıdır. Hazreti Ömer'in öldürülmesi. Hazreti Ömer de öldürüldü. Ama Hazreti Ömer'in öldürülmesi biraz daha kalleşçi bir suikast. Evet, yani eski bir İranlının bir intikamıydı. Fakat Hazreti Osman'ın öldürülmesi bir ihtilal, bir isyan teşebbüsü neticesinde oldu. Ve insanlar şunu gördüler. Yani biz hükümet reisinden memnun olmadığımız zaman onu öldürerek kurtulabiliriz. Veya suikast tehditleriyle onu istediğimiz yöne sevk edebiliriz. İşte bunun benzerini yani korku propagandasını keşfettiler. Evet, keşfettiler. Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra Hazreti Osman'ın katillerine bir şey yapılamadı. Çünkü Medine o zaman bir işgal, isyan şehri gibiydi. Hazreti Ali bile... Peki neden Hazreti Osmancılar diye de bir grup oluşmadı? Şöyle, Hazreti Osmancılar diye bir grup olamaz. Hazreti Ali Hazreti Osmancıdır. Yani o normal orta yolun devamıdır. Ama öldürüldü vesaire. Hazreti Osman'ı öldürünce Medine'de yaşanmaz oldu. Hazreti Ali merkezi, hükümet merkezinin payitahtı Küfe'ye taşıdı. Küfe bugün Irak'ın güneybatısındadır. Yani Medine'de devlet Medine'ye taşındı. Fakat Medine'deki Müslümanlar bu sefer bu isyancılardan mutazarrır oldular. Yani ceza da verilemiyor. Hazreti Ali de şimdi ortalık karışık, zaman ortalık yatışsın ondan sonra ceza verilemiyor. Ayırt edilemiyor. Ayırt edilemiyor. Yani masumla suçluyu ayırt edilemiyor. İşte burada bir iştihat farkı ortaya çıktı. İslam alimleri bunu bir iştihat farkı olarak görüyor. Bir kısım dedi ki siz bunların ayrılmasını beklerseniz, ortalık süt liman olmasını beklerseniz katiller daha çok kaybolur ve bu iş cezasız kalır. Ki Muaviye'nin taraftarları böyle iştihat etmişlerdi. Hazreti Ali de dedi ki ortalık karışık durulsun ondan sonra yaparız. Bir grup ise burada bir taraf kaldı. Abdullah bin Ömer gibi bir grup bu işe karışmadı. İşte Şam valisi Muaviye'nin Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımama sebebi budur. Halifenin vazifesi katillere kısas yapmaktır. Neden yapmadı? Yapsın tanıyalım. Yapmadı. Yapmayınca muhalif oldu ve Suriye'de halifeliğini ilan etti. Böylece memleket ikiye bölündü. Suriye ve Mısır Halife Muaviye'ye itaat ediyor. Arabistan ve Irak Hazreti Ali'ye itaat ediyor. Memleket ikiye bölündü. İşte bu vasatta ortaya çıkan bir savaş. Sıffin vakası. Mühim bir savaş. Fakat bizim mevzumuz cihetinden mühim olan ondan sonraki o suikast vakasıdır. Çünkü bunların hepsi daha sonra Haşhaşilere ve Hasan Sabbah'a ilham kaynağı olmuştur. Ve çok enteresandır. Bunu yapanlar Şiiler değildi. Şiilerin karşısındaki Muaviye taraftarları da değildi. Çünkü o zaman Hazreti Ali ve Halife Muaviye'nin biri Şii, biri Sünni diye bir şey yok. Hepsi Sünni itikattadır. Bunların itikatlarında bir fark yoktur. Tamamen bir siyasi farklılık var. Bu üçüncü grup işte. Onları Hazreti Ali'den ayrıldı onlar. Hazreti Ali'nin ekibiydi. Hazreti Ali'nin hakeme müracaat etmesini Kur'an-ı Kerim'e aykırılık olarak gördüler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de el hükmü lillah, hüküm Allah'ındır ibaresi var. Burası mühim çünkü bu ibare mecazdır. Elbette ki hüküm Allah'ındır ama Allah adına hüküm veren hakimler var. Mülk de Allah'ındır ama insanların mülkiyet hakkı vardır. Burada doğrudan şimdi bazılarının bazı terör gruplarında yaptığı gibi Kur'an ayetlerinin ve hadis-i şeriflerin görünürdeki metnine bakarak bir takım hükümler çıkardılar. Bunlar daha sonra Hazreti Ali'yi tekfir ettiler. Muaviye'yi de tekfir ettiler. Yani kafirlikle suçladılar ve ayrıldılar. Biz bunlara hariciler diyoruz. İşte bu hariciler İslam tarihindeki ilk sistemli teşkilatlı terör faaliyetlerini başlattılar. Suikast. Suikastleri. Aynı anda 3 kişi. Evet. Aynı, mesela düşünün. Aynı saat. Bu meseleyi açan kim? Ali, Muaviye ve Amr bin As. Bunların üçü aynı anda öldü. Ama burası enteresan. Çünkü aynısını biz Hasan Sabbah'ın fedailerinde de görüyoruz. Ya işte burada şuraya geliyoruz değil mi? Çok dindar. Sonra da insan diyor ki çok dindar olup şimdi Hasan Sabbah'ta öyle rivayetler de var. Şarap içti diye oğlunu öldürdüğüne dair çok dindar bir profil çiziyor. Ya da din adına ben bunu yapıyorum diyor ama adına... çok dindar olup nasıl böyle suikastler, ama cinayetler işte, işliyor diye soru işareti. Hangi din, hangi inanç diye o zaman bir ayrı mütalaa yapmamız lazım. Hasan Sabbah nasıl bir dine inanıyordu? Yani buradaki inancı acaba Sünni orta bir İslami inanç mıydı? Bu Hazreti Ali'nin öldürülmesi, Muaviye'nin ağır yaralanması ve Amr bin As'ın kurtulması İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. Ondan sonra bu hadiseler yatıştı. Hı hı. Yani her ne kadar
Haşimilerin halifelik iddiası kalmadıysa da Hazreti Ali'den sonra Hazreti Hasan oğlu halife oldu. O da 6 ay sonra halifeliği Şam valisi Muaviye'ye bıraktı ve İslam dünyası birleşti. Ve o zamandan sonra bu hadiseler küllendi. Yine elbette ki Hazreti Ali'nin halifeliğini hatta onun üstünlüğünü iddia eden bir grup oldu. İşte bu gizlilik, saklılık mühimdir. O zamana kadar kendilerini siyasi olarak ifade edebilen Şia fırkası yani Hazreti Ali Şiası artık yer altına indiler. Ve gizlice bu faaliyetleri yürüttüler. Bu faaliyetleri yürütmek için Hazreti o zamana kadar siyasi ayrılık olan Şia'yı artık bir dini inanç, hatta bir amel mezhebi haline getirdiler. Burası mühim. Ve daha sonra kısa bir zaman içinde Abbasi İmparatorluğu'nun 250-300 sene içinde Abbasi İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla bütün Sünni dünyasına Şiiler hakim oldular. Yani 250-300 senelik bir sessiz bekleyişten sonra emellerini elde ettiler. O zamana kadar artık Şia'nın yani Hazreti Ali Şiası'nın siyasi bir ağırlığını görmüyoruz. Ama Irak'ta bir Beyhiler, işte biraz evvel anlattığım gibi Fatımiler, Karmatilerle 9. asırda artık İslam dünyasının büyük bir ekseriyetinde Şiiler hakimdir. Peki bu demek midir ki halk Şiidir? Hayır. Enteresandır ki Şiilerin hakim olduğu mesela Suriye'de, mesela Mısır'da o zaman için tek bir Şii halk arasında yoktu. İran tarafında, Irak'ta vardı. Çünkü Şiilerin en yoğun olduğu yer Güney Irak mıntıkasıdır. Mesela Fatımi Devleti'ni Selahaddin Eyyubi ortadan kaldırdı. Kaldırdığı zaman Mısır'da neredeyse hanedan ve yakın çevresinden başka Şii olan hiç kimse kalmamıştı. Şimdi bu meselelerin hepsini detaylandıralım. Kim bunları etiketiyle sorularınızı da bekliyoruz. Şimdi batınilik meselesine girdik. Bu kırılma noktalarına ve bu kırılma noktalarının bir takım gruplara ve örgütlere İslam adına işte bunlar oldu dayandırılarak nasıl ilham verdiğinden bahsettik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir bu inanışa göre, batını inanışına göre bir batini bir de zahiri anlamı var dedik. Zahiri peygamberler getirir, peygamberlerden öğrenirsiniz ama batınileri öğrenmek için inanıyorlar ki imamlara ihtiyaç var. Şimdi burada 7 sayısının hikmetini de soracağım. Burada Allah'ın ne istediğini ancak masum bir imam vasıtasıyla öğrenebileceğine inanıyorlar. Evet. Hasan Sabbah'ın mensup olduğu Mısır Fatimilerinin batını anlayışına göre göğün 7 kat, haftanın 7 gün olması gibi peygamberlerin de 7 masum, imamların da 7 olduğuna inanılır. Bu peygamberler Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Bu peygamberler hakikatin zahirini açıkladılar. Batını ise yani görünmeyen gizli tarafını ise vasi yani elçi, suskun imama bırakıldı. 7 vasiden sonra 7 imam gelecek. 7 imam, 7. imam son peygamber olup... Evet. Rakam 7'ye tamamlanacak. En sonunda da Mehdi gelecek ve son mührü vuracaktır. Ne demek son mührü vuracak? Yani kıyamet gelecek ve insanlığın ihmali tamamlanmış olacak. O yüzden mi Hasan Sabbah diyor Mehdi geldiğinde onun tarafı... Her dönemde Mehdi, kendisinin Mehdi olduğunu iddia eden kimseler var. Ama burada bir yanlış inanış oluyor. Şöyle ki, şimdi Mehdi inancı Müslümanlık içindeki fırkalarda çok farklı manalara geliyor. Ehl-i Sünnet'in Mehdi inancı vardır. Kıyamete yakın, Mehdi adında, ismi Hazreti Peygamber'in ismine, babası Hazreti Peygamber'in babasına benzeyecek bir zat gelecek. Dünyayı adaletle dolduracak. O zaman Mesih'in, Hazreti İsa'nın inancı, inişi mevzubeyiz olacak. Beraber dünyada bir Müslüman hakimiyeti kuracaklar. Bu da daha sonra ortadan kalkacak ve kıyamet kopacak. Bu Sünnilerdeki Mehdi inancıdır. Şia fırkalarında farklı Mehdi inançları var. Bunlardan bugün İran'da resmi mezhep olan Caferiye'nin bir Mehdi inancı var. 12 imamın 12.sinin adı zaten Muhammed Mehdi'dir. Hı hı. Bu kaybolmuştur. Bir mağaraya girmiş ve kaybolmuştur. Bir müddet onun nakipleri vasıtasıyla, vekilleri vasıtasıyla idare etmiştir. Ve ondan sonra kıyamete yakın gelmek üzere tamamen kaybolmuştur. Buna Mehdi-i Muntazar, beklenen Mehdi deniyor. O zamana kadar İran cemiyetini ileri gelen din adamları idare ederler. Bugün Caferi dediğimiz, 12 imamcı dediğimiz fırkanın inancı budur. Bakın onlarda da 12 mühim. Çünkü onlar 12 imama inanıyorlar. Onun için İsna Aşeri'ye 12 imamcılar derler. İran'da 12, Fatımiler'de 7 imamcıydı. 7. O yüzden 7. Yalnız dediğim gibi bunların inançları farklıdır. Ama Fatımiler'de ve ez cümle Fatımiler'in mensup olduğu İsmaililer'de 7 imam vardır. Mesela Suriye'deki Nusayri'lerde 10 imam vardır. 10. imam Ali Naki, o da peygamberdir. Onun vekili Nusayr'dır. Bunların hepsi Hazreti Ali'nin görünüşleridir. Hulül inancı da vardır. Bunlar enteresan fırkalar. Bir de batıni mana ne demek onu bilmek lazım.
Kur'an-ı Kerim'in bir zahiri manası var, evet. Yani Arapça gramer kaidelerinin yardımıyla ve Hazreti Peygamber'in hadisleri ışığında bu manayı vermek mümkündür. Bir de herkesin anlayamayacağı, çözemeyeceği manalar vardır. Bunları bu sadece imam bilir. Batın imana diyoruz. Bunu sadece imamlar biliyor. Çünkü evet. İmamlar vahye muhataptırlar. Mesela bir misal vereyim. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir boğazdan bahsediliyor. Bu boğazın sularının birbirine karışmadığından bahsediliyor. Bu Allah'ın yüce kudretine delil olarak anlatılıyor. Biz de diyoruz ki evet Cebeli Tarık gibi, İstanbul gibi, Bahreyn gibi yerlerde denizler birbirine karışmıyor. Sıcak suyla soğuk su, tuzlu suyla tuzsuz su birbirinden ayrı gibi enteresan bir şekilde. Bu bir fizik hadisesi olarak devam ediyor. Fakat batıni mana böyle değil. Ne? Bu iki yaka Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'dır. Karışmayan sular Hasan'la Hüseyin'dir. Mesela bu batıni, peki bunu nereden çıkartıyorsunuz? Bunu biri söylemezse çıkaramazsın. Evet. Mesela ha mim Kur'an-ı Kerim'de müteşabihat denilen, yani manasını ancak Allah'ın ve peygamberin bildiğine Yasin, Elif, Lam, Mim. Ayetler vardır. Taha. Çok değildir ama azdır. Taha mı? Taha. Evet. Taha. Bunların manaları 9 taneler Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmamak kaydıyla bazı tasavvuf alimleri tarafından verilmiş. Mesela Yasin'in manası nedir? Ey benim bahri yakinimin sebbağı olan Habibim. Yani Hazreti Muhammed'e bir hitaptır. Yasin, sebba yüzücü demektir. Veya Taha, ey benim tahir ve hadi olan, temiz ve doğru yola götüren Habibim manasında Hazreti Muhammed'e hitaptır diyenler var. Bu Kur'an-ı Kerim'in bütününe aykırı değil. Bu da aslında batıni bir manadır ama kabul edilen bir batıni manadır. Ama mesela bir de Hamim gibi Hasan ve Muaviye buna delalet eder. Bunu söyleyen ne bir ayet vardır, ne bir hadis vardır, ne bir mantık kaidesi vardır. İşte bunlar imamlar tarafından söylenmiş olduğuna inanılan sözlerdir. İmamların söylediğine dair de bir vesika yoktur. Burasının da altını çizmek lazım. Çünkü bu imamlar vefat ettikten asırlar sonra bu mezhepler kurulmuştur. Mesela Caferiye'nin İmam Cafer'le bir alakası yoktur. İmam Cafer zamanında Caferiye mezhebi yoktu. Asırlar sonra Caferiye mezhebi kuruldu ve İmam Cafer'e nispet edildi. Zeydiye keza öyle. İsmailiye de öyledir. İsmail öldükten nice yıllar sonra İsmailiye mezhebi kurulmuştur. Yani dolayısıyla 12 imamın aslında inancı ile İsmaililerin veya Caferilerin veya Zeydilerin inancı aynı değildir. Bunlar tarihi şahsiyetlerdir. Nasıl Hazreti Ali ilk Müslüman, Hazreti Peygamber'in evinde yetişmiş, onun damadı, çok kahraman, çok alim bir zat iken bunun bir takım itikatlarda kötü niyetli insanlar tarafından egzajere edilerek kullanılması mümkünse 12 imam da bu şekilde bazı fırkalar tarafından kullanılmıştır. Peki burada şuna da girelim. Haşim Hocam sizin de yorumlarınızı alacağım. Özellikle Selçuklu bölümüne de geleceğim şimdi. Orada da çok fazla soru bombardımanına tutacağım sizi ama. Bir de dediniz ki siz programın başında harflerin kıymetlerinden bir takım gizlilikler yarattılar. Şimdi Sami alfabelerinde ve ez cümle Arapça'da, Arap alfabesinde her harfin bir rakam kıymeti vardır. Tamam. Bu rakam kıymetini biz edebiyat derslerinden biliyoruz. Bunu ebced hesabı deniyor. Bu rakamların, kelimelerin rakam olarak toplamları bir takım hadiselere işaret ediyor. Bunlar daha ziyade tarih düşürme denilen bir metot da yardımcı oluyor. Söylediğiniz sözün rakam kıymeti toplandığı zaman o hadisenin cereyan ettiği tarihi veriyor. Osmanlı şairlerinin pek çoğu mesela tarih düşürme üstadıdır. Bir çeşmenin yapılışı, bir harp, bir zatın ölümü veya doğumunda tarih düşürülür. Yazılan bir şiirin son beyit mısralarından bir tanesi tarih mısrağıdır. Bazen mısra, bazen bir terkip, bazen bir kelime bu rakamı verir ve ondan o hadisenin ne zaman olduğu anlaşılır. Bu tarihçiler cihetinden de çok faydalıdır. Çünkü pek çok hadisenin ne zaman cereyan ettiğini biz resmi vesikalardan değil, işte bu tarih beyitlerinden, mısralarından öğreniyoruz. Şimdi bu böyle. Bu kadarken bir takım dini fırkalar Kur'an ayetlerinin, bilhassa Kur'an ayetlerinin rakam kıymetlerinden bir takım batıni manalar çıkarmışlar. Bu batıni manaları hatta zaman içinde bir takım istihraçlar, gayba dair haberler haline dönüştürmüşler. Öyle ki işte bu ayetin rakam kıymetini topladığınız zaman şu tarihi veriyor. O ibareyle bu tarih arasında bir bağlantı kuruyorsunuz. İşte şurası şu zaman fethedilecek. Filancanın çıkışına bu ayet işaret ediyor. Bu şekilde anladığım kadarıyla haberleşmiş. Cifir derler buna. Şifre buradan geliyor zaten. Bu ilmi İmam Cafer'in kurduğu söyleniyor ama tarihi bir vesikası yok. Bunu en çok kullananlar Şia fırkasındakiler ve bilhassa
batıniler olmuştur. Bununla Kur'an-ı Kerim'e çok çeşitli batıni manalar verme imkanı ortaya çıkıyor. Batıni manada mesela efendim namaz imamın büyüklüğünü kabul etmektir. Zekat din büyüklerine para vermektir. Oruç mezhebin sırlarını saklamaktır gibi bir takım batıni manalar veriliyor. Dolayısıyla şarap haram olmuyor, zina haram olmuyor, namaz, oruç farz olmuyor bu gibi batıni manalarla. Bu cifir hesabı zaman içinde hurufilik adında bir mezhep ortaya çıkarmış. Hurufiler İsmaililerin orta çağdaki devamıdır. Hasan Sabbah'ın ortadan kaldırılmasından sonra ortaya çıkmış, muhtemelen onun müritlerinin veya bağlılarının tesirinde kalarak ortaya çıkmış bir mezhep bu. Bir Şia mezhebidir. Fakat harflere çok kıymet verdikleri için Hurufi adıyla anılmışlar. Kurucusu meşhur Fadlullah Hurufi adında bir şahıs. Huruf harfler demektir. Bu da Timur döneminde falan Timur döneminde çok yaygın. Çok yaygın. Yani Seyyid Nesimi derisi yüzdürülerek öldürülüyor. Zaten o zamanki mutasavvıfların çoğu bunu kullanıyorlar. Çünkü batıni tefsir aynı zamanda mutasavvıfların da kullandığı bir tefsirdi. Yalnız Şiilerin yani batınilerin kullandığıyla mutasavvıfların kullandığı arasında fark Fatih var. Mesela hurufileri yaktırıyor Edirne civarında. Hurufiler Timur zamanına kadar yaşadılar. Timur'un torunu Miranşah hurufileri ortadan kaldırdı. Fakat tabii tamamen ortadan kaldıramadı. Bu hurufilerin bir kısmı Anadolu'ya geldiler. Anadolu'daki bazı tekkelere hulul ettiler. Bir kısmı İran'da ciddi bir faaliyetten sonra Şah İsmail'i meydana getirdiler. Yani hurufilik hareketi de ciddi bir harekettir. O da İsmailiye'nin devamıdır. Ama mevzunun belki doğrudan bir unsuru değil. Şimdi meselenin devamına geleceğim. Ama izleyicilerimizin tweetlerini paylaşmak istiyorum. Mesela Serhat Bey demiş ki, Haşhaşilerin asıl düşmanları kimlerdi? Bunu konuşacağız. Seviye Hanım demiş ki, Hasan Sabbah gerçekten dindar mıydı? Yeni bir din yaratmaya çalıştı mı? Özellikle FETÖ ile bağlantısını çok fazla soran izleyicilerimiz var. Hasan Sabbah ve Nizamülmülk birbirleriyle karşılaştılar mı? Ölümünde Haşhaş izi var mı? Şimdi burada sansasyonel bir takım cinayetleri var. Bunlar kimler? Öldürdükleri ilk de... Nizamülmülk mü? İzi değil, doğrudan onlar öldürüyor. Nizamülmülk onları öldürdü ama beraber yetiştikleri şüphelidir. Çünkü yaş itibariyle Hasan Sabbah'la Oradaki şüpheli olan büyük efsane yani, şu değil mi? Hangimiz işte bir yere gelirsek öbürlerimizi kollayacağız. Ama Emin Malaf'ın Semerkant romanında kurguladığı bir şey o. Bir şey o. Ciddi kaynaklarda yok, tarih de tutmuyor. Fakat şurası bir hakikat ki Nizamülmülk ile Hasan Sabbah tanışıyorlardı. Ve Hasan Sabbah çok cerbezeli ve ilim sahibi bir şahsiyetti. Vezirlik istemiştir Nizamülmülk'ten. Muhtemelen de gözü Nizamülmülk'ün yerindeydi. Çünkü Hasan Sabbah aynı zamanda çok idealist bir insandır. Hı hı. Yani onun bir ideali vardı. O ideal ise Sünni hakimiyetini, yani Selçuklular, biraz evvel anlattım 9. asırda İslam dünyası tamamen Şiilerin hakimiyetindeydi. Fatimiler, Resuliler, efendim Karmatiler, Güveyhiler. Ama tamamen Selçuklu Abbas gelen. Selçuklular doğup da Şiileri sindirince önce bir Beyhoğulların ardından Karmatileri ve Sünni dünyasına hakim olunca Fatimiler bir tek Mısır'da kaldılar. Evet. Bütün Suriye, Irak, Filistin, Arabistan tamamen Abbasilerin, dolayısıyla Selçukluların hakimiyetine geçti. Hasan Sabbah'ın en büyük ideali Selçuklu hakimiyetini, dolayısıyla Sünni hakimiyetini ortadan kaldırıp tekrar Şii hakimiyetini kurmak idi. Bunun için uğraştı. Nizamülmülk'e yaklaşmasının sebebi buydu. Nizamülmülk kendisini çok basit bir saray nazırlığına nasıl öldürdüğünü söylemeyin. Aşağılanmış hissetti. Aşağılanmış hissetti. Daha da bilendi Nizamülmülk'e. Evet. Burada Nizamülmülk çok büyük bir şahsiyettir. İslam dünyasının, Türk tarihinin, Orta Çağ'ın en büyük şahsiyetlerindendir. Geleceğim Nizamülmülk'e hocam. Peki. Hiç bilinmeyen bir şahsiyettir. Nizamiye medreselerinin öneminde konuşacağız. Siyasetname müellifidir. Sünni dünyasına ve Türklere ciddi bir prestij kazandırmıştır. Selçuklu Devleti demek Nizamülmülk demektir. Nizamülmülk'ün gidişiyle Selçuklu Devleti yıkılan çok mühim bir şahsiyettir Nizamülmülk. Evet, şimdi o zaman şuraya gelelim. Başarılı olmuş Nizamülmülk'le olan diyaloğuna da geldik. Selçuklu demek, Nizamülmülk demek dediniz. Hepsini detaylandıracağız. Adım adım gidelim istiyorum. Şimdi Hasan Sabbah bu kadar başarılı oldu. Peki bu kadar başarılı olmasının sebebi neydi? Devre baktığımızda bir Selçuklu İmparatorluğu var. Selçuklu İmparatorluğu'nun güçsüzlüğünden mi kaynaklanıyordu? O zaman, o dönemde Hasan Sabbah'ın bu kadar güçlenip yayıldığı, böyle devletin içine girdiği, devlet kurumlarına sızdığı dönemde Selçuklu zayıf mıydı? Yoksa onun girmesiyle mi çöktü? Nasıl bir Selçuklu tasviri çizebiliriz o döneme baktığımız vakit?
Yani Hasan Sabbah'la geleneğinden gelenleri birbirinden ayırt etmek lazım. Hasan Sabbah iyi bir sistemin kurucusuydu ama siyaseten Selçuklulara karşı çok da başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Yani Selçuklular Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra fetret devrine girip bir iç siyasi karmaşanın içerisine girince bu kaos ortamından faydalanıp bir takım sansasyonel cinayetler gerçekleştirmek suretiyle toplumda korku salıp ondan sonra başarı kazandılar. Bu süreçin içerisinde Hasan'ın kendisi yok açıkçası. Ama öncesinde az önce söylemek istediğim bir husus vardı. Yani oraya dönmek istiyorum bu 7 meselesiyle ilgili. Tamam, anlaşılmadı. Şimdi Kerbela dedik. Ciddi bir kırılma noktasıydı. Yani İslam tarihinin en büyük kırılma noktalarından birisi. Çünkü Şia'nın, Hazreti Ali taraftarlarının meşru imam olarak kabul ettiği, Hazreti Hasan Muaviye hilafeti bıraktı, anlaşmalı olarak bıraktı ama kendisi zehirlenince zaten Muaviye taraftarları bu anlaşmayı tutmamış oldular. Ve bu yüzden de Şia'nın daha fazla tepkisini çektiler. Mücadele daha da gerginleşti. Özellikle de Hazreti Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt mensuplarının, yani burada Hazreti Ali'nin bütün çocukları, abilerinin, kardeşlerinin çocukları da var. Yani Akil'in çocukları da Kerbela'da öldürüldü. Cafer'in çocukları da Kerbela'da öldürüldü. Cafer-i Tayyar'ın, Hazreti Ali'nin abisi o. Ve Hazreti Ali'nin başka oğulları da var. Bilinmeyen, sadece iki oğlu var zannediliyor. Yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in dışında beş tane oğlu var Hazreti Ali'nin. Hatta ikisinin soyu, üçünün soyu devam ediyor. Onlar da Kerbela'ya geldiler ve bir kısmı orada öldürüldü. Kerbela'ya gelmeyen Muhammed Mehdi diye bir oğlu var. Muhammed El Hanefi diye bir oğlu var. Fakat Kerbela önemli bir kırılma noktası. Çünkü Kerbela'dan Şii inanca göre bir kişi kurtuldu. O da zaten dördüncü imam olan kişi. Yani Zeynel Abidin Ali ya da Ali bin Hüseyin ismiyle bilinen birisi. Velayetin ya da nübüvvetin diyelim, Hazreti Peygamber'den Hazreti Ali'ye velayet yoluyla geçtiğine inanır Şia ve imamlar vasıtasıyla devam ettiğine inanır. Hani reklam arasında da söyledim ya, imam saftır, masumdur ve temizliği ifade eder, hakimiyeti ifade eder, böyle inanılıyor. Yani masumdur, günahsızdır ve insanların kurtuluşu için vardır imam. Ve onun ona tabi olan ancak kurtuluş erebilir. Ve yani onun imamet meselesi Şia'da bir imam meselesi. Bunu İmam meselesi. Bir tür peygamberin varisi, hatta işte ilerleyen zaman içerisinde de peygamber olarak görüyorlar. Esas Ehl-i Sünnet'le zaten ayrıldıkları nokta imamet meselesidir. Onun dışındaki meseleler sonradan ortaya çıkmış meselelerdir. Esas mesele imamet meselesi. Sonrasında Haşim Hoca tamamlasın. Sonra ileriki sorularımda da buraya dönüyor çünkü. Sonra Muhammed Bakır var ve İmam Cafer var. Yedi meselesi İmam Cafer'in oğulları arasındaki imamet meselesinden kaynaklanıyor. Yani 12 imamcı gelenek İmam Cafer'den sonra Musa Kazım'ın imam olduğuna inanıyor. Şunu da ayırt edelim lütfen. Yani 12 imam geleneğine sahip olanlar, yedi imamcılarla, İsmaililerle ya da Hasan Sabbah örneğinde anlatacağımız üzere ciddi, çok fazla terörize etmemişlerdi. Sadece siyasi tavırlarını ve devletlerini kurmaya çalıştılar. Ama ilk siyasi ayrışmalar ciddi anlamda bu yedi imamcılardan kaynaklandı. İmam Cafer'in oğlu İsmail, diğer oğlu İsmail'in işte babasından önce vefat etmesi fakat onun imam kabul edilmesini gerektiğini düşünen bir grup var. Bunlar Fatımileri kurdular. Şimdi nerede kuruluyor yapı diye bakacak olursak, merkezi idarenin zayıf olduğu uç bölgelerinde. Yemen, işte hocam az önce Resulüler dedi, böyle bir devletin varlığının adını pek çok kimse bilmez bile. Evet. Ama şunu söyleyeyim, 400 yıl ömür sürmüş bir devlet bu. Yani 600 yıllık Osmanlılar diyoruz ya, 400 yıllık bir Resulüler devleti var. Ya da işte Zeydiler devleti de deniyor. Bunun dışında Fas'ta, bugünkü Fas'ın, modern Fas'ın kurucusu olan İdrisilerin aynı şekilde Hazreti Hasan'ın soyundan gelenler tarafından kurulduğunu biliyoruz. Bir parantezde şunu söyleyeyim. Hariciler de bir tane devlet kurmuşlar tarihlerinde, o da Rüstemiler. Yani ama çok fazla varlıkları yok. İşte bu süreç içerisinde İslam dünyası iki kutup üzerinde ilerlerken İmam Cafer'in oğlu İsmail'in yedinci imam olması ve imametin burada sona ermesi
ne inanılması işte bu 7 rakamını öne çıkartıyor. Yani artık her şey 7'de son bulmuştur. Hafta 7'de son bulur. İşte siz az önce ifade ettiniz zaten. Bu 7 döngüsü vardır. Ama diğer taraftan 12 döngüsü de vardır. Farklı rakamlar vardır. Bunun sadece imametle açıklamak da mümkün değil. Yani yeterli olmaz öyle diyelim. Hı hı. Çünkü bunun içerisinde İrani unsurlar var, Zerdüştü unsurlar var, gelenekler var. Yani içerisinde bulunduğu kendilerine destek veren toplumun bütün dinamiklerini almışlar. Rakamlar, peki. Rakamlar biliyorsunuz sembolik değer çok taşır ve bilhassa Orta Çağ'da, ilk Çağ'da insanları sürüklemekte, belli bir takım şeyleri kabul etmekte çok mühimdir rakam. Peki, araya gitmem gerekiyor. Kim Bunlar etiketine sorularınızı bekliyoruz. Haşhaşlar, tapınakçıların nasıl bir bağlantısı vardı? Bunu konuşacağım. Fedailere konuşacağım. Cennet, Alamut Kalesi, Hasan Sabbah'ın kişiliği, karakteri ve tabii ki de fedailer nasıl seçiliyordu? Neleri kullanıyorlardı? Çok kısa bir ara. 1-2 dakikalık bir ara, sonrasında buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ve Doçent Doktor Haşim Şahin hocalarım benimle birlikte bu gece Haşhaşları konuşuyoruz. Tarihin ilk terör örgütü. Doğru mu dedim? İlk demeyelim. İlk demeyelim. Ama İslam ilk demeyelim. Haşim Hoca yine girdi. İlk demeyelim. Ama bu kadar, yani bu kadar organize tarihinin ve bu kadar egzantrik, belki başka bir terörist grup belki tarihte yok. Yani Orta Çağ İslam dünyasının en kanlı terör örgütü en diyebilirsiniz. En kanlı terör örgütü ve bugün de birçok terör örgütünün fikir altyapısını oluşturdu. Altyapısını oluşturdu gerçekten. Şeklen ama yani şunun altını çizmek lazım. Birazdan mevzuya girilecek. Hasan Sabbah'ın fedailerinin davası bir İslam ideolojileri davası vardı. Değildi. Farklı bir ideolojiydi. Evet. Yani şimdiki teröristler güya bir İslami ideolojiyle hareket ediyor. Arada fark vardır. Arada fark, ama şekil olarak farklar aynıdır. Var. Onları da konuşalım. Şimdi programı hazırlarken nelerden faydalandım? İzleyicilerimiz de Kim Bunlar etiketine sorularını da yazıyorlar. Diyorlar ki biz nereden okuyacağız diye bunları. Osmanlı'ya kalan miras kitabı Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci hocanın. Hatta hocam bu kitaptan da hediye ederim biz ya. Ben yayın evinizle konuşurum. Hay hay. Neden sadece bu kitaptan hediye ediyoruz? Siz bilirsiniz. Sen bir organize et de bana bir yazarsın. Ben de müjdeyi veririm ekrandan ama hediye olmadı, ben alırım, hediye ederim izleyicilerimize. Tamam, bu kitaptan da hediye edeceğiz Ekrem Buğra hocanın. Bu arada hocam sizin de yeni kitap geliyor değil mi? Evet. Hayırlı olsun. Dervişler ve Sufi Çevreler. Sufi Çevreler. O ne zaman? İşte Şubat'ın ilk başında dağıtımda olacak. Bir de dağıtıma yani çıkmadan buraya geliyor biliyorsunuz, tamam, değil mi? Evet. Kural kaide bu. Ben hocalarla böyle anlaşıyorum. Kitaplar dağıtıma çıkmadan matbaadan buraya geliyor. İlk önce Öteki Gündem izleyicisinin kütüphanesine gidiyor. Sonra kitapçılara gidiyor efendim. Osmanlı'ya kalan miras kitabında Ekrem Buğra Hoca'nın kendi yazılarından, makalelerinden derlediği bir kitap bu. Haşhaşlarla ilgili de çok gerçekten doyurucu bir makalesi var. Tavsiye ediyorum haşhaşlarla ilgilenenlere. Bu kitapta en son kitabım. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kitabı ve bu kitaptan da Kim Bunlar etiketine yazan izleyicilerimize hediye edeceğiz. Şimdiden Selçuklu kitabının hediye sözünü de veriyorum buradan izleyicilerime. O ben kitap işte çıktı mı? Selçuklu benim kitabım, bizimki de ondan da hediye edeceğiz biliyorsunuz. Dervişler kitabını Şubat'ta çıkan. Benim şimdi aklım fikrim Selçuklularda. Şimdi araya gitmeden önce sorularınızı da soracağım biraz sonra, etiketimize yazdınız. Araya gitmeden önce siz dediniz ki bu soruya cevap vermek mühim. Zira önce sorduğunuz soruyla ilgili benim eklemelerim vardı. Meselenin daha iyi anlaşılması açısından, 7 sayısının önemi açısından, İslam tarihiyle nasıl bir bağlantısı olduğu açısından önemliydi söyledikleriniz. Ama gelelim artık hani Haşhaşlar, Hasan Sabbah bunlardan nasıl etkilendi, neler yaptı, fedaileri nasıl etkiledi? Hasan Sabbah neden ortaya çıktı? Neden ortaya çıktı? Dönemin koşullarında Hasan Sabbah'ın ortaya çıkmasını sağlayan nedenler, sebepler neydi? Gerekli miydi? Gerektiren sebepler var. Yani şöyle diyelim, şimdi Şii dünya 9. yüzyıldan itibaren pek çok gerekli bölgede de kolaylaştıran. Gerekmeseydi keşke. Evet. Evet. Pek çok devlet kurulmuştu muhtelif bölgelerde, Şii devletleri. Özellikle Büveyhiler 945 yılında Bağdat'a girdiler. Abbasilerin hilafet merkezi Bağdat ve Sünni dünyanın en büyük temsil gücünü oluşturan hilafet merkezi 110 yıl boyunca Büveyhilerin hakimiyeti altında kaldı. Yani bu halifenin yetkilerini ve etkilerini kısıtlamadılar ama kendi propagandaları için çok rahat onu bir tehdit unsuru olarak kullanabildiler. Peki ne değişti burada? Bu yapı nasıl kırıldı?
binli yılların başlarından itibaren 1040 yılında Dandana Kan Savaşı'nı kazanmalarıyla bağımsızlaşan Selçuklular, İslam dünyasının yeni lideri haline geldiler ve kısa süre içerisinde de Orta Asya'nın önemli bir bölümünü, İran coğrafyasının önemli bir bölümünü, Hasan Sabbah'ın doğduğu şehir olan Rey'i, işte Hemedan'ı, Horasan'ı içine alan, sonrasında Musul'a kadar gelen, Anadolu'ya kadar gelen, 1071 yılında Alparslan vasıtasıyla, Alparslan'ın komutasında Büyük Bizans Devleti'ni yenen bir Selçuklu hakimiyeti söz konusu. Ama özellikle Tuğrul Bey'in burada önemli bir payı var. Çünkü Tuğrul Bey Bağdat'ı Abbasilerin tekrar hakim olmasını sağladı. Ama bu bir anlamda da artık Bağdat'ta Selçuklu hakimiyetinin kurulması anlamına geliyordu. Tersinden bakarsanız Şii hakimiyetin artık Bağdat'tan, hilafet merkezinden uzaklaşması haline geliyordu, anlamına geliyordu. Şu var, Alparslan Malazgirt Savaşı'nı yapmak gibi bir niyet içerisinde değildi aslında. Onun niyeti, Tuğrul Bey Şii dünyayı ciddi anlamda baskı altına aldı ve sonrasında Mısır'a kadar, yani Fatimi Devleti'nin içerisine kadar geri hapsetti. Alparslan'ın temel hedefi Mısır'dı. Malazgirt Savaşı'nı yaptığı zaman Mısır üzerine sefere çıkmıştı. Yoldaydı ve Bizans ordusunun saldıracağı haberini alınca geri dönmek zorunda kaldı. Burada Selçuklu mantalitesi artık Sünni dünyanın yeni lideri, yeni hakimi olarak Şii baskıyı ortadan kaldırabilmek. İşte Şii dünya, Fatımi dünyası bir reaksiyon gerçekleştirdi ve Hasan Sabbah'ın ortaya çıkmasının sebebi de budur. Yani Sünni dünyanın içinde bu sefer artık savaş meydanlarında kazanamayacakları bir devlet var karşılarında. Bir anlamda o dönemin süper gücü olarak kabul edebilirsiniz Selçukluları. Sizin de kitabınız var malum. Ve dolayısıyla onların karşısında kazanılamayacak, meydanda kazanılamayacak bir mücadeleye farklı bir yöntem geliştirmeleri gerekiyordu. İşte Hasan bunu örgütleyen kişiydi. Yani devletin önce propagandalarla, otoritesinin, dahiler vasıtasıyla propagandalar yaparak tabii dahileri de söylemek lazım. Evet. Geleceğiz, yani, oraya geleceğiz. Dahi en önemli figürlerden birisidir. Yani Şeyh Hasan merkezde, şu muhteşem kaleyi koymuşsunuz oraya. Ama sembolik işte, Alamut'u. Oryantalist kaynaklardan. Aynen öyle. Hayal gücümüzle. Muhtemelen de öyle değildi. Hasan Sabbah'ı da zaten buradan verelim. Oraya benim çok arkamda kaldı. Burada da aynısı ya var. Muhtemelen böyle bir kalede yok. Yönetmenim yoktu. Ellerine sağlık. Her programda çok güzel ledlere hazırlar. Harabeleri çok daha farklı bir kale olduğunu gösteriyor. Hasan Sabbah'ı da ortaya çıkaran bir dâi idi. Yani bu dâiler çok mühim. İkna yoluyla insanları nasıl sürüklemek, yönlendirmek nasıl mümkün oluyor? Evet, kalıntıları bunlar. Bu da kalıntılar. Evet. Biz bunun üzerine hayal gücümüzle konduruyoruz. Böyle olması tahmin edilmiş o zaman Alamut Kalesi'nin. Pekala, şimdi bu meselelerin hepsi şartlar altında Hasan ortaya çıktı. O dönemin şartlarını konuşurken, peki bir de şunu soralım. Hasan Sabbah ne istiyordu? Amacı neydi? Gerçekten böyle miydi? Yoksa tamamen siyasi amaçları mı vardı? Ya da egolarıyla mı bir lider olmak mı istiyordu? İmameti devam ettirmek mi istiyordu? Şimdi bir kere Hasan Sabbah bir Şii din adamının oğludur. Ama evet, bu Şia imamiye Şiası. Yani devleti yönetmek mi istiyor? Selçuklu'yu yıkmak mı istiyor? Lider mi olacak? İmameti mi? Veya hepsi mi? Hepsi mi? Nedir evet, yani? Bir Şii imamının ama Caferi, yani 12 imamcı bir din adamının oğludur. Dini bir ortamda büyümüş, dini terbiye almış, ilim tahsil etmiş. Çok zeki, çok kabiliyetli. Derler ki yani sihirden musikiye kadar, astronomiden fiziğe kadar her ilimde mahirdi. Onu anlatanlar bu şekilde tasvir ediyorlar. İşte bu hadiselerde Ömer Hayyam'la yakınlığı da bu şekilde yakıştırılmıştır ki muhtemelen de Ömer Hayyam'la görüşmüştür. Çünkü tarihleri birbirine tutuyor. Şiirleri vardır. İyi buradan bir edebiyatçıdır. Buradan bir tane soru vardı izleyicilerimiz Ömer Hayyam'la ilgili. Onu da soracağım. Hocam buyurun. Ben Ömer Hayyam'la görüştükleri muhtemelen yani? Mümkün. Ama Nizamül Mülk'le ders arkadaşı olmaları hayal. Yani rubaiyatına müdahale etmiş midir Ömer Hayyam'ın? Onu zannetmiyoruz. Pek de yok. Ömer Hayyam pek de öyle başkalarını müdahale ettirecek birisiydi. Bir de yaşama şartları itibariyle artık Hasan Sabbah olduktan sonra çok farklı coğrafyalarda yaşamışlardır. Hasan Sabbah
Bu Sünnilerin yavaş yavaş Şii hakimiyetini ortadan kaldırdığı bir devrede idealist birisi olduğunu söylemiştim. Mısır'a geliyor. Bir dâinin teşvikiyle Mısır'a geliyor. Fatimi dâisinin teşvikiyle. Burada tahsiline devam ediyor. Muhtemelen ideolojik bir takım beslenmeler oluyor. Ve artık fikrini 12 İmamcı Şia'dan alıp Sebiye'ye, yani Fatimilerin de mensubu olduğu İsmailiye'ye kaydırıyor. Bu sırada Mısır Fatimilerin elinde. Fatimiler büyük bir imparatorluktu. Çok güçlüydü. Abbasilere kafa tutabilecek bir imparatorluktu. Fakat Hasan Sabbah zamanında bir zaafa düşmüştü. Sünniler bütün dünyaya hakim oluyorlar. Yani Selçuklular. Evet. İran, Suriye, Irak peş peşe düştü. Bir tek Mısır ve Kuzey Afrika kaldı. Anadolu'yu bile dahil Anadolu'yu tehdit etmeye başladı. Anadolu kapıları açıldı. Bu ciddi, yani bu ciddi bir tehditti. O halde Mısır'ın silkinmesi lazım. Halife çok pasif, vezirlerin elinde, aynı Abbasi halifelerinin Şii vezirlerin elinde olduğu gibi Fatımi hükümdarları da sembolik hale gelmişti. Halifenin bir Müstali diye oğlu var, bir de Nizar diye oğlu var. Evet. Müstali babası gibi pısırık, zevk sefayı seven. Bu Nizariye'den geliyor, değil evet. mi? Evet. Fakat Nizar öyle değil. Nizar diye bir oğlu var. Çok dindar, çok idealist, çok perhiskar bir çocuk. Hasan Sabbah kaderini bu Nizar'a bağlıyor. Hasan'ın idolü o değil mi hocam? İdolü o. Nizar başa geçerse, tahta geçerse Fatımi Devleti'ni silkineceğini ve Selçukları ortadan kaldıracaklarını umuyorlar. Hasan Sabbah bu sebeple Nizar etrafında toplananların çıkarttığı bir isyana katılıyor. Fakat isyan muvaffak olamıyor, Nizar hapsediliyor. Hasan Sabbah bunun üzerine Nizar'a destek bulabilmek maksadıyla memleketine gidiyor. Zaten dâilik metotlarını öğrenmiştir. Yanında dâileri vardır. Bu dâileriyle buradaki Şia meşrepli, Şia sempatizanı veya hakikaten Şia olan halka bir takım propagandalar yapıyor. Cahil halkın bir takım propagandalara inanması mümkündür. Hele bunu yapan Hasan Sabbah gibi zeki, karizmatik, hitabeti düzgün, pek çok ilimden yardım alan bir kimse. Hatta bazıları cinlerle irtibatı olduğunu, bazıları büyücülükten anladığını, göz boyacımacılık yaptığını, insanları bu şekilde aldattığını söylüyorlar. Bunları bilmemiz mümkün değil. Ama şurası bir hakikat ki pek çok insanı bu davaya inandırmış bir kimseydi. Hasan Sabbah ne kadar menfi, negatif bir şahsiyet olursa olsun idealist birisiydi. Kendi inandığı davayı gerçekleştirmek, yani Sünni dünyasının hakimiyetini tekrar Şii Fatimilerin eline almak için uğraşan bir kişiydi. Hatta ondan sonra İsmailiye'nin adı bile Nizariye Fırkası adını almıştır. Hasan Sabbah'ın propagandalarıyla artık İsmailiye denmiyor, Nizariye deniyor çünkü diğer halifeyi tutanlara da Müstailiye diyor. Onun adı değişiyor. Hasan Sabbah'ın kullandığı metotlar burada ön plana çıkıyor. Yani sadece propaganda ile bir yere ulaşmanız mümkün değil. Selçuklular çok güçlü. İktidarda biraz evvel anlattığım gibi dünyanın, tarihin en güçlü vezirlerinden birisi var. Sultan Melikşah, o da yine İslam Türk tarihinin orta çağın en büyük hükümdarlarından bir tanesi. O zaman sadece propagandalarla değil, bir takım terör faaliyetleriyle, suikastlerle davasının kuvvetleneceğine, güçleneceğine inanmıştır. Bu inancında da büyük ölçüde muvaffak olmuştur. Evet, Selçuklara karşı çok bir varlık gösteremedi ama Nizamülmülk'ü öldürmesi Selçuk Devleti'nin yıkılmasına sebep oldu. Çünkü hatta Melikşah'ın ölümünde bile her ne kadar bir saray entrikası varsa da arkasında Hasan Sabbah'ın olduğu söyleniyor. Öyle bile olsa bu ölümden çok istifade etmiştir. Melikşah'ın ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları başladı. Melikşah, Hasan Sabbah'ın bu propagandalarına karşı her zaman Türk sultanlarının metodunu takip etti. Önce bir nasihat mektubu yazdı. Gel bu işten vazgeç. Bu nasihat mektubuna kulak asmadığını görünce Hasan Sabbah'ın, kendi zamanında değil ama oğlu Berk Yaruk, bunun Hasan Sabbah'ın üzerine yürüdü. Fakat o sırada Berk Yaruk öldü. Ondan sonra kardeşi Mehmet Tapar Haşhaşilerin üzerine yürüdü. Ve az kalsın Haşhaşiler ortadan kalkıyordu. Birkaç Haşhaşi kalesini ele geçirdi. Ha, bu arada Hasan Sabbah Hazar Denizi'nin güneyinde bir kale ve etrafındaki kaleleri alarak küçük bir krallık kurdu. Ortaçağ krallığı kurdu.
Bu kaleye Alamut Kalesi diyor, sonradan Kahkaha Kalesi diye bilinmiştir. Etrafında küçük kaleleri de aldı. Küçük bir beylik kurdu. Bu tabii elini güçlendirdi. Burada propagandalarını rahat yapmaya başladı. Mehmet Tapar ölüverdi. Mehmet Tapar'ın ölümü, sultan, bağlıları tarafından Hasan Sabbah'ın karizmasını güçlendirdi. Yani düşünün, koskoca Selçuklu Sultanı, önceki de öyle, Hasan Sabbah ortadan kaldırmak üzere geliyor ve ölüyor. İşte bu hadise Hasan Sabbah'ın iyice güçlenmesine sebep oldu. Ondan sonra tahta çıkan Sultan Muhammed Sencer, Haşhaş ile işini bitirmeye niyetlendi. Fakat bir gece yastığının altında bulduğu bir hançer, onu bu projeden vazgeçirdi. Tabii diyeceksiniz ki bu kadar mı korkaktı? Hayır, Selçuklu Devleti zaten iç savaşlarla, veraset harpleriyle harap olmuştu. Sultan Sencer muhtemelen Hasan Sabbah'la baş edemeyeceğini veya önceliğinin o olmadığına karar verdi ve bu işten vazgeçti. Peki Selçuklu için ne zaman tehlike olarak görülmeye başlandı Hasan Sabbah ve Haşhaşiler? Yani Hasan Sabbah'ı Nizamülmülk başından beri takip ediyor aslında. Yani çok hocamın da ifade ettiği gibi büyük bir devlet adamı. Birkaç boyutuyla bu yönünü öne çıkartabiliriz. Yani Nizamülmülk'ün Selçuklu toplumuna ne gibi katkısı vardır? Bir, Sünni hakimiyetin yeniden tesisi için kurduğu Nizamiye medreseleri yüzyıllar boyunca pek çok medreseye, yani kurulan pek çok medreseye örnek teşkil etti. Kendi döneminde de İslam dünyasının en yaygın eğitim kurumları oldu. Yani Musul'da, Harran'da bile kurulmuş. Evet. Ve bunların, İsfahan'da, her yerde. Bunların hususiyeti şu, o zamana kadar medrese yok muydu diye belki dinleyiciler, seyircilerimizin aklına gelebilir. Hazreti Muhammed devrinden beri elbette ki bir tedrisat var. Orta çağ usullerine göre gerek dini ilimler, gerek hukuki ilimler, gerek edebi ve gerek fenli ilimler burada olabildiğince öğretiliyor. Ancak Nizamiye medresenin farkı şu, ilk zamanlar tedrisat camilerde yapılıyor. Daha sonra camiye bitişik medreselerde yapılıyor. İşte Ezher böyledir, efendim Zeytune, Kayruvan, Kureviyin, Kurtuba hepsi böyledir. Caminin yanında. Ama Nizamiye medreseleri ilk defa camiden müstakil. Elbette içinde mabet de var ama, mescit de var ama camiden müstakil medreselerdir. Ve Osmanlı medreselerinde model teşkil etmiştir. Bir de şöyle bir... Yani 900 sene, 1924'te kapatıldığını düşünürsek medreselerin, bunların da kuruluşu 1070'lere tarihlenebilir, 1080'lere. Yani neredeyse 900 sene, 800 küsur sene İslam coğrafyasında hakim model olmuştur Nizamiye medreseleri. İmam Gazali burada müderrislik yapmış. Zamanın en meşhur alimleri burada müderrislik yapmış. Bir de bunun Nizamiye medreselerinin çıkma sebeplerinden biri, bir bakımdan Hasan Sabbah işte fedaileri, dahileri zihnen uyuşturuyor. Çünkü onun bir eğitim modeli var. Kendi istediklerini empoze ediyor. Nizamülmülk'ün de Hasan Sabbah ve Haşhaşilerle bir savaşma metotlarından bir tanesi. Belki de öldürme sebeplerinden bir tanesi. Sultan Abdülhamit nasıl? Sultan Abdülhamit nasıl bu memleketin kurtuluşu marif ve imarla olur dedi diyerek bütün kasabalara birer rüştiye, bütün vilayetlere birer lise ve İstanbul'da üniversiteleri açtıysa Nizamülmülk de bunun ehemmiyetini anladı. Sünni halkın aydınlatılması gerektiğini düşündü. Hem dini cihetten hem pozitif bilimler bakımından. Bu kuruluş sebeplerinden bir tanesi de elbette ki Haşhaşilerin bertaraf edilmesi ve halkın onlara karşı şuurlandırılmasıydı. Bu da onun ne kadar ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu gösteriyor. Bunu şuradan anlıyoruz. Yani medreseyi kurduğu zaman geçip kendisine başına kendisi ders anlatmıyor. Dönemin en büyük alimlerini getiriyor. Mesela İmam Gazali, bugün hala İslam dünyasının en büyük alimlerinden birisi olarak kabul edilir. Yıllarca bu Nizamiye medreselerinin, özellikle Bağdat'taki Nizamiyelerin baş müderrisliğini yapıyor. Rektörlüğünü yapmış. Hatta onun kitabı da var. Yani Fedahül Batiniye diye bu batinilere karşı itikadi olarak mücadele yaptığı, yani yapmış, ulemanın evet. da bu işin içerisine, Hasan Sabbah'a karşı bir mücadelenin içerisine dahil olduğunu görüyoruz. İkincisi Siyasetname isimli bir kitap yazması ve sultana bir anlamda devletin nasıl yönetileceğini anlatması önemli. Üçüncüsü de uyanık ve yani bir devlet geleneği oluşturuyor. Çünkü Nizamülmülk yetişme tarzı olarak gökten inen birisi değil. Babası Gazne Sarayı'nda Gazneliler en köklü devletlerden birisiydi o dönemde. Ve Selçuklular için her ne kadar onları yenip kurulmuş olmasına rağmen idol devletlerden birisi olarak görebiliriz. Gazneli Mahmud'a da böyle bakıyorlar. Bir ilave yapacağım. İkta sistemi dediğimiz dirlik sistemini, yani toprakların, devlete ait toprakların parçalanarak
memurlara maaş karşılığı verilmesi ki Osmanlılar bunu tımar sistemi adıyla biliyorsunuz müesseseleştirmiştir. Kur'an'da yine Nizamül Mülk'tür. Bunda da tabii gene İslami geleneğe dayanıyor ama ilk defa bunu müesseseleştiren Nizamül Mülk. Yani devleti sistemleştiriyor. Gazneli tecrübesini, kendisinin de tecrübesi var, aktaran birisi. Takip ediyor haşhaşileri uzunca bir süre. Onun bazı tedbirler almaya çalıştığını görüyoruz. Fakat bu dönem Hasan Sabbah'ın yavaş yavaş kendisine propaganda dahileri vasıtasıyla taraftar kazanmaya başladığı dönem. Bir tür beyin yıkama, işte ikna yöntemini çok daha fazla kullanıyorlar. Özellikle de İran'ın dağlık kesimlerinde henüz daha Müslüman bile olmamış topluluklar arasında fedailer oluşturmaya başlanıyor ve kendisini adamış dahilerini, davasına adayan dahilerini bu süreç içerisinde temin ediyor. 9 yıl İran'da dolaşmış mesela, propaganda yapıyor. Geylan, Mazenderan, Deylem bölgelerini dolaşıyor. Buralarda işte hiçbir siyasi boyunduruğun altına girmeyen zümreleri, kabileleri itaat altına alıyor. 1090'da Alamut'a, yani Nizami Mülk'ün ölümüne açıkçası yakın bir dönem bahsettiğimiz. Yani Nizami Mülk bunlarla tedbir alıyor ama henüz somut değiller. Çünkü 4 Eylül 1090'da Alamut'u ele geçiriyor daha. Nizami Mülk'ü ilk icraatlarından birisi Hasan'ın Nizami Mülk'ün öldürülmesidir. Bu çok uzun bir mücadele zamanı değil. Hemen hemen 2 yıl sonra öldürüyor zaten. Dolayısıyla da Nizami Mülk'ün ölümünden sonra Melikşah'ın da öldürülmesi bir siyasi entrika içinde. Selçukluları bu şeyi bilirsiniz. Yani Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt yenildiği zaman Osmanlılar 11 yıllık bir fetret döneminin içerisine girmişlerdi. Ve hiçbir şekilde dışarıya dönük sefer yapamıyorsunuz. İç siyaseti kontrol edemiyorsunuz. Kaos ve fetret, yani bugün de dünyanın, İslam dünyasının haline bakarsanız çok net bir kaosun ve fetretin var olduğunu görürsünüz. Bu kaos ortamları bu tip örgütlerin üremesi için, ortaya çıkması, yayılması, taraftar toplaması için en uygun zemini oluşturur. Dolayısıyla Hasan'ın fedailerinin propagandalarını çok daha rahat yaptıkları bir dönem. Niye? Çünkü siyaseten bir birlik yok, kaos yok ve bu düzeni kendilerinin getireceğini, masum imamın ya da dağın efendisi, şeyhi olan Hasan'ın ya da ortadaki siyasi karışıklıktan dolayı ancak şikayetçi olan halkı da bu şekilde etkileyebiliyorlar. Herkesi kendi tarafına çekiyorlar ve tek kurtuluşun kendileri yönünde olduğunu ileri sürüyorlar. Çünkü bir de artık nizardan ümit kesiliyor. Yani devleti Hasan kuruyor artık, evet. Yani nizariler adına. Bakıyor ki artık nizarın kurtarılması, hatta nizarı getirmeye çalışıyor. Mesela İran'a, beceremiyor. Artık diyor ki bu iş bitti. Fatimilerden ümidi biz kestik. Yeni... O zaman ben bir devlet kurayım. Siz biraz evvel dediniz ya Hasan Sabbah nedir? İşte burada artık bir Fatımi fedaisi değildir Hasan Sabbah. Artık kendi devletini. Devlet kurucusudur. Ve mühim bir devlet kurucusudur. Tabii bu devletin ideolojik temellerini kendisi atmıştır. Her ne kadar kendisinin bir Nizari, İsmaili, Sebi olsa bile artık yeni bir Hasan Sabbah'ın kendine mahsus bir ideolojisi var. Şunu söylüyor hocam, zaten yeni davet diyor. Ne yapıyor yeni davette? Şunları söylüyor. Kendisi bir işte ne diyelim buna, kurallar silsilesi yayınlıyor. Bir takım tedbirler alıyor kurduğu devlette. Bunlara tabi olmak zorundasınız. İşte buna yeni davet deniyor. Eğitimi yasaklıyor mesela. İşte Nizami Mülk'e düşman olmasının sebeplerinden biri. Ya da Nizami Mülk onunla Nizamiye medreseleriyle savaşabiliyor. Yani Nizami Mülk'ten ders alıyor. Eğitim eğer insanlar bir şeyler öğrenirlerse tabii. Sorgularlar ve otorite sarsınız. Hasan Sabbah'ın en mühim prensibi budur. Akıl kesinlikle insanı hakikate götüremez. Masum imamın sözleri götürür. Evet. Şimdi bu çok istismar edilen bir söz. Bu da beyni çok uyuşturan şeylerden bir tanesi. Bu insanın kolayına geliyor. Ve bunu söyleyen kimse de bir, tabii bunu söyleyen kimse sıradan bir kimse değil. İmamet, bir takım harikalar gösteriyor. 100 yıllık bir gelenek var. Evet. Yani imamet ve Şia İslam dünyasında bilinen bir şey. Aslında amaç bu değil de bunu kendilerine dair, yani bunu kullanmış kesin. Yani. Aslında diyor ki ben diyor nasıl kendime bağlayacağım? İşte yani dini kullanıyor, görüyoruz. Şimdi bizim de başımızda bir bela var FETÖ gibi. O da aynısını yaptı. Tarih boyu bütün bu gibi emelleri olanlar belli bir takım siyasi ve dini figürleri kullanmışlardır. Mesela Şia fırkasının zaman içinde siyasi hakimiyet kurmasını isteyenler Hazreti Ali figürünü çok kullanmışlardır. Hazreti Ali işte ezilenleri temsil eder. Hazreti Ali kahramanlığı temsil eder. Hazreti Ali gizli bilgileri temsil eder. Hasan Sabbah bunu kullanmıştır. Ve daha sonra 7 imam kültürünü kullanmıştır. Ve kendisini de ön plana çıkarmıştır. Muhtemelen çok o zekasıyla, kabiliyetiyle, hiç kimsenin bilmediği fen bilgilerini bilmesiyle belki çok büyük bir karizma meydana getirmiş.
Şimdi insanlar eğer aklını kullanırlarsa bunun hakikatlere uymadığını görürler. Tabii şöyle bir durum da var. Dinde aklın rolü nedir, yeri nedir? Bir kere din metafizik bir kavram. Dinde ya inanırsınız ya inanmazsınız. Ama din kaidelerinin anlaşılmasında, kodifiye edilmesinde yani kaideleştirmesinde elbette ki aklın çok rolü vardır. Aklı olmayanın dini yoktur. Burada da bir ölçü var. Yani her din kaidesi de akılla ölçülemez. Niçin akşam namazı 3 rekattır? Niye 4 değil, niye 2 değil? Burada akıl durur. Burada aklın bir rolü yoktur. İşte rehber ama, bu işi çözer. İşte bu rehber de peygamberdir. Peygamberdir ama burada Hasan. Burada Hasan'dır ve Hasan'ın sözleri batının yorumlarla ortaya çıkan sözlerdir. Şimdi eğer siz bir ilim öğrendiğiniz zaman vay bu ilim Kur'an'a sünnete uymuyor dediğiniz zaman evet öyle ama Masum İmam bunu böyle yorumladı diyor. Tabii. Bunun bir benzerini bugün tevil Lübnan'daki dürzilerde görüyoruz. Lübnan'daki dürzilerde halkın din adamları okurlar, ilim öğrenirler. Halkın ilim öğrenmesi, bilhassa din öğrenmesi yasaktır. En büyük günahlardan bir tanesidir halkın din öğrenmesi. Aynısını Hasan Sabbah'ta görüyoruz. Bu çok mühim bir unsur. Bu sayede etrafında çok insan toplayabilmiştir. İşte yani, müridlerini devam etmiştir. Cahil bırakıyor mesela. Fırka düşmanlarını, yani kendileri gibi düşünmeyen insanlar olabiliyor. Bu bir vezir olabilir, bir alim olabilir, bir fıkıh olabilir. Kendilerinin içinden bile olabilir, Fatimi Devleti'nin içerisinden. Kim olduğunun önemi yok. Bunlar kendileri gibi düşünmeyenler, fırkanın düşmanları, sadık fedailer tarafından öldürülmelidir. Yani Hasan Sabbah bu bir vazifedir. Yani bunu bir dinden çıkıyor. Bunun bir vazife olduğunu söylüyor taraftarlarına. Yok edeceksiniz onları diyor. Ve diyor ki Allah akıl ve düşünceyle değil, ancak imamın rehberliğiyle tanınabilir. Yani bunu söylediğiniz zaman zaten siz bir gruba artık Allah'ı kavramayı, anlamayı, onun kitabını anlamayı ve kavramayı bir tarafa bırakıyorsunuz ve siz kendinizi doğrudan doğruya sizin adınıza bunu anlayan ya da doğru bir şekilde tırnak içinde söylüyorum anlatacak kişiye tabi oluyorsunuz. Bu da Hasan. Akıl Allah'ı tanımak için yeterli değil. Eğer diyor yeterli olsaydı herkes aynı fikre sahip olurdu. İşte burada fikirleri kontrol edecek, dizayn edecek olan kişi Hasan. Mesela akıl din için de yeterli değildir. Ve bu nedenle insanlar her dönemde imamı masumun nezaretinde öğrenmelidir. Yani o ancak sizi kurtuluşa erdirebilir. Varlığınızın sebebi de budur. Dünyadaki gerçek hakikatte imamdır diyor Hasan. Ve insanlar bu düşüncelerle onların bu düşüncelerinde hikmetler olduğunu düşünüyorlar. Ve dolayısıyla da kayıtsız şartsız ona itaat ediyorlar. Selçuklular buna dönük tedbir aldılar aslında. Mesela kaosun içerisinde olmasına rağmen Sultan Melikşah'ın büyük oğlu Berk Yaruk kısa bir iktidar dönemi var. O dönemde batinilerle mücadele etti. Bir vezir tayin etti ama artık Selçuklu bürokrasisinin içerisine de yavaş yavaş yerleşmiş ve korku salmış durumdalar. Batınilere düşman olan bir vezir tayin ettiği için Sultan Berk Yaruk'u yaralıyorlar bir suikast. Öldürmüyorlar ama mesaj veriyorlar. İstersek seni öldürebiliriz. Sansasyonel cinayetlerinin sebebi de zaten mesaj. Yani Nizami Mülk'ü öldürmüşler. Mesela Hasan Berk Yaruk'u öldürmüyorlar. Mesaj veriyorlar ki korksun ve kendi istediklerini yapabilsin. Hançer meselesi. Bazen mesaj vermek Berk Yaruk'ta olduğu gibi, Sencer'de olduğu gibi bazen meseleyi çözmek. Nizami Mülk'te olduğu gibi. Nizami Mülk'ün ölmesi gerekiyordu. Çünkü hayata, sistemin mesaj değil sistemi o. Kontrol evet. ediyordu. Ama Berk Yaruk'un Sencer'in yaralanması veya suikast yapılması meseleyi tek başına çözüyor. Mesela en ilginç olanı şu. Muhammed Tapar, Mehmet Tapar da diyebiliriz problem değil. En fazla ve somut mücadele edenlerden birisi. Çünkü çok güçlenmiştir. O da Melikşah'ın oğullarından birisi. Şöyle oluyor Cansu Hanım. Muhammed Tapar güçlü bir saldırı başlatıyor bunlara karşı. Pek çoğunu öldürüyor. Yani ciddi anlamda tahrip ediyor, yok ediyor. Yok etmek üzere bir kaleye sıkıştırmış hepsini ve Alamut'u ele geçirmek üzereyken ölüyor. 30'lu yaşlarında. Niçin öldüğünü bilinmiyor. Bilinmiyor. Kesin yakınında yine bir biri vardı. Hastalıktan öldü deniyor ama. Zehirlemişlerdir vesaire. Çünkü görüyoruz ki dahilere, dahileri de geçeceğim. Yani böyle çok güvendikleri adamlar işte şeyh kılığında, mürşit kılığında, çok devletin önemli yerlerine doktor yerleşmiş. Doktor ve müneccim kılığında. Ama bundan sonra en çok kullandığı dâiler Hasan Sabbah'ın doktor ve müneccimlerdir. Mesela asırlar sonra Suriye'ye gönderdikleri dâiler böyledir. Şam'ı ve Halep'i işte bu dâiler o Haçlı istilası sırasında neredeyse ele geçirdiler.
Şunu da söyleyelim ama unutmadan, ben notlarımı da almışım. Hasan Sabbah kendi döneminde işte dindar bir kişilik olarak biliniyor. Sizin de söylediğiniz gibi içki içtiği için oğlu öldürüyor. Adil ve dindar adil, bir görüntü yani, veriyor. Yani sarayının içerisinde verdiği görüntü bu. Ve sonra Bozorg, Ümit ve Muhammed diye de kendisinden sonra gelenler var. Onlar da şeriata bağlı kişiler olarak kabul ediliyor. Büyük Ümit demek malum. Enteresan, yerine bıraktığı kişi, bakın halefin adı Büyük Ümit. Ya da idealistine bakın. Oğlu mu değil mi belli değil. Muhtemelen değil oğlu. Çünkü iki oğlunu öldürdü. Birini cinayete karıştı diye öldürdü. Ama Hasan Sabbah gibi bir adamın oğlunu öldürtmesi çok mühim değil. Böyleleri idealine... Diğerini de şarap içtiği için mi öldürdü? Şarap içtiği için öldürdü. Millete böyle bir imaj verdi. Yoksa onlar ondan dolayı öldürülecek gibi değildi. Yani ama o imajın verilmesi lazımdı. Hasan Sabbah gibi idealist adamlar icabında ama... Şah İsmail'in Sünnilikten vazgeçmemekte direnen annesini kılıçla ikiye böldüğünü hatırlatalım. Buyurun hocam, tamamlayın siz de. İkinci Hasan var. Enteresan bir adam. Yani bu haşhaşilik tarihinin içerisinde ya da İsmaili diyelim biz ona, enteresan bir kişi. İkinci Hasan, Hasan bin Muhammed diyor, kıyameti ilan ediyor. Ve her türlü dini vecibeyi ortadan kaldırıyor artık. Nasıl? Artık yani, kıyamet çağında mıyız? Kıyamet diyor. Kopacak diyor. Herkes bana tabi olacak. Sizden artık şer'i olan bütün hükümler kaldırıldı. Oruç tutmak zorunda değilsiniz. Hasan Sabbah namaz ne diyor buna? Hasan yok. Hasan'dan sonraki imamlardan biri. Bu ikinci Hasan bu. Yani o geleneği, ölümünden sonra. Mesela Hasan bunlara müsaade etmeyen birisi. Bu konuda katı bir tutumu var. Ama o diyor ki artık kıyamet geldi. Ama diyor ki Mehdi gelirse destekleyin diyor benden sonra. Tamam, ben Mehdi'yim diyor işte zaten ikinci Hasan'da. Kıyamet koptu. Hiçbir dini vecibeyi yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bana tabi olmanız gerekiyor ve ben ne dersem onu yapma. Hatta oruç tutmaya çalışanları, işte namaz kılmaya çalışanları böyle takibata uğratıp dövdürtüyor bir kısmını. Şimdi tabii bir devlet kurdular dedik. Yani Hasan Sabbah öldü. 80 yaşına yakın öldü. Ondan sonra yerine aynı monarşik bir idare kuruldu ve bu idare 150 sene yakın devam etti. Yani Hülagu'nun buraları işgal edişine kadar devam etti. Bu çok enteresan şahsiyetler var. Bunlardan bir tanesi Hindistan'a kaçtı, bugünkü Ağahanların dedesi. Bir tanesi 3. Hasan tamamen farklıydı. O Sünni olmuştu ve Hanefi mezhebindeydi. Yani enteresan Şehül Cebeller vardır. Şehül Cebel derler bunlara, dağ. Dağın şeyhi. Dağdaki ihtiyar diyorlar ama aslında dağın şeyhi, dağın efendisi manasına geliyor. Peki ya, şimdi şunu da mesela dağlar... Bunların esas şeysi mühim. Yani bu fedailerini nasıl bu işe alıştırdın? İşte onu yani soracağım hocam. ben konuşabilirsem bu gece inşallah. Onu soracağım. Şimdi dahiler dedik, beyin yıkama yöntemleri vardı. Neleri kullanıyorlardı? Nasıl bağlıyorlardı? İşte okutmuyor, beynini uyuşturuyor vesaire ama bir takım mesela kaynakları araştırdığımız vakit herkesi de içlerine almıyor. Mesela baktığımız vakit fakir çocukları, işte inanç olarak zayıf olanları, kendine bağlananları, çaresiz ve ihtiyar sahipleri. Bir de bakıyoruz ki başta yaklaşım tarzları Sünni gibi yaklaşıyorlar. Sonra onlarla çok iyi arkadaş oluyorlar. Onlarla ilgili bir takım bilgiler elde ediyorlar. Ve artık diyor ki sen de bendensin. Böyle yavaş yavaş bu tarikatın, işte o dönemki örgütün doktrinlerini söylüyor. Kabul etmezsen diyor, ben senin diyor işte sırlarını dökerim. Ailene zarar veririm. Ailene mecburen kabul ediyorsun. Çok tanıdık gelmedi mi? Evet. Çok aşırı tanıdık geldi. Hayretler içinde okudum bilgileri. Bir de karşısında Allah'la irtibat halinde olduğunu iddia eden, masumluk iddiasında olan ama bir öte taraftan da çok dindar, çok zahit, çok adil bir görüntü veren bir imam veya onun halefleri var. Bir de takiyeyi de söyleyelim hocam, unutmayalım. Takiye yani biliyorsunuz kuralları, Şia mezhebinin en mühim inançlarındandır. Şimdi Haşim Bey dedi ki dört halifeler zamanında, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman zamanında Hazreti Ali onlara vezirlik yaptı, onlardan vazife aldı. Dolayısıyla onların meşru halife olduğunu kabul etti. Fakat Şiiler diyor ki takiye yaptı. Yani aslında onlara inanmıyordu, onlara istemiyordu. Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı sevmiyordu ama ne yapsın? Hazreti Ali çaresizliğinden öyle göründü. Bizim de öyle yapmamız lazımdır diyor. Halbuki Hazreti Ali hiçbir zaman çaresizliği kabul etmiş birisi değil. Şam valisi Muaviye kendisinden kat kat güçlü olduğu halde halifeliğini korumak için onunla savaşı bile göze aldı. Bu takiye inancı ciddi bir avantaj sağlıyor Şiilere. Dışarıya karşı Sünni bir görüntü veriyor. Sünnilere karşı. Fakat içeride
Bu onun çok farklı bir takım avantajlar elde etmesine yarıyor. İşte bu fedailerin beyinlerin yıkanmasında, beyin yıkanması belki çok umumi bir mefhum, adanmasında, bağlanmasında mühim bir rol oynuyor. Tabii burada davaya kendilerini adamalarında da, evet, diye. Mühim bir rol oynuyor. Fakat burada tabii efendim bu insanlar dışarıdan baktıkları zaman bu fedailerin böyle uçurumdan kendisini bir sözüyle imamın atan, bir sözüyle gidip bir suikast ve bu suikastler biliyorsunuz haşhaşilerin suikastleri aleni olur. Umumiyetle camide, öğlen vaktinde, çarşıda. Çünkü etki yaratmasını istiyorlar, konuşulmasını istiyorlar. Ve büyük ve korku ölçüde de ölür o fedayı, öldürülür orada. Tabii yani, kaçmıyor sonrasında, ölümünü bekliyor. Öldürülür. Çünkü aslında tabii, kurtuluşun ya da zaten bunu ölmek için ben cennete gitmek evet, için yaptım diyor. Şimdi, yaptığının kutsal bir şey olduğunu batini, düşünüyor. Batini elbette ki Müslümanlarda da, Sünnilerde de bu inanç var. Elbette ki Allah yolunda, din yolunda ölen, hatta bırakın onu, malını korumak, canını korumak için ölenler şehittirler. İslamiyet'te böyle bir inanç vardır. Ama batini yollarda, batini mezheplerde, batini fırkalarda bu cennet, şehitlik çok daha yüceltilir. Çok daha mecazi mefhumlarla, parlak halelerle insanlara empoze edilir. Çok daha kolay netice elde etmeye yarar. Adanmışlık ruhunu adanmışlık ruhunu aksettirir. Bunu tabii insanlar çözememişler. Bu kadar bir insan nasıl kendisine adar? Bilhassa ecnebiler demişler ki bunun arkasında bir şey var. Ne olabilir? Bu fedaileri Hasan Sabbah esrara, afyona alıştırıyor. Bunlar esrar tabii belli dozlarda. Ondan sonra bunun hasıl ettiği halüsinasyonlar görüyorlar. Bu halüsinasyonları tekrar görebilmek için bu suçları işliyorlar. Hmm. Bu tabii Marco Polo'dan tutun diğer seyyahlara kadar Avrupalı yazarların çoğunda vardır. Bir insanlığı da çok cezbetmiştir bu. Hatta bu fırkaya ismini veren de bu olmuştur. Haşhaşi, otçu, haşhaşçı manasına gelir. Avrupa'daki Asesin suikastçı ismi bile buradan geliyor. Ama bunu doğrulayan tarihi veriler pek fazla elimizde yok. Peki bu ne bu anlattığımız, bahsettiğimiz şey, hemen ben de kendi notlarımdan paylaşmak istiyorum. Şimdi bu fedailerle ilgili olan kısımdayız. Ciddi bir terör eğitimi almış, beyni ve ruhu iyice yıkanmış olan aday icazet için Hasan Sabbah'ın huzuruna çıkarılırdı. Bu fedai için en heyecanlı ve unutulmaz bir andı. Hasan Sabbah'ın huzuruna getirilen genç fedailer verilen işaret üzerine Hasan Sabbah'ın ayaklarına kapanırdı. Hasan Sabbah fedayı çenesinden tutar ve kaldırarak Allah'ın kendisinin fedailiğe uygun gördüğünü, gökten kendisine lütuf olarak bir sofra indirdiğini ve yemekten sonra Cennetül Firdevs'e davet ettiğini söyler. Beraber sofranın hazır olduğu yere giderler. Baş başa yemek yedikten sonra haşhaş ve bazı baharatların katıldığı yemekleri yiyen fedailer bayılırlar. Ve özel görevliler tarafından saklı vadideki Cennetül Firdevs'e götürürler. Bu bir tasvir. Ve havuz başında bırakılırlar. Birkaç saat sonra uyanan fedai yanı başındaki hurileri ve müthiş manzarayı görünce buranın dini eğitimde kendisine anlatılan cennet olduğunu sanır. 3-5 gün canları ne isterse onu yer içer. Hurilerle istedikleri gibi vakit geçirir. Yine aynı şekilde yemeklerine konan haşhaşla uyutulur. Ve birkaç gün önce yemek yedikleri sofranın başına getirilir. Günler önce sofranın başında bayılan fedailer aynı sofrada ayılınca Hasan Sabbah hakikati bizzat gördünüz ve yaşadınız değil mi diye sorar. Ve şaşkınlıktan söz söyleyemeyen hale gelen fedailer Hasan Sabbah Allah'ın sevgilileri arasına girdiniz diyor Hasan Sabbah da bunlara. Dünyanın zorluklarını görüyorsunuz. Cennetül Firdevs'e girmek için, Allah'ın huzuruna çıkmak için gayret edin. Benim dediklerimi yapın diyor. Ve bu seremoniden geçen her fedainin bir tek amacı oluyor artık. Oraya cennete gitmek. Kavuşur, ama bunların hepsi oryantalist tasvirler galiba. Vladimir Bartol'un Alamut romanında evet, çok güzel anında betimlediği evet, hikayenin. Bir şey. Yani doğru olup olmadığını bilemiyoruz ama büyük hocam, ihtimalle yani şöyle düşünün. O ben İran'a gittim. Yani şöyle bir kuru arazide, bir çöl ikliminin içerisinde Alamut'un bulunduğu yerde, yani böyle yeşil vadiler, cennetler. Bir de şöyle bir şey var. Bu fedailer öyle yani bir uyudular, uyandılar, 2-3 hurinin gezdiği havuz başındaki bir görüntüyle o cinayete işleyecek adamlar değil. O kadar da hadiseyi basite indirgememek yani lazım. Bir ideolojiler var anlattığımız burada başından Hasan beri. Sabbah'ın, Hasan Sabbah'ın karizması var. Hasan Sabbah'ın çok ciddi karizması, büyüleyici bir karizması var. Bu karizma sayesinde bu fedailer de tabii çok iyi yetiştirilmiş, programlanmış, adeta birer robot gibi bu işleri işliyorlar. Ve bütün dünyaya bir terör sağladılar. Düşünün öyle ki o zaman Selçuklu dünyası kargaşa içinde
Suriye, Irak parça parça devletler tarafından idare ediliyor. Diyarbakır'a kadar, Mardin'e kadar tesirleri aksetmiş. Bu hatta Diyarbakır halkı isyan ediyor onlara karşı. 700 tanesinin kadar öldürüyorlar galiba. Her gün zaten 10, sayın ortalama 10 kadar ama kişi öldürülürdü. Hasan Sabbah zamanında da dâiler anlatıyorlar. Gayet nazik bir kişi şekilde öldürdü ortalama. Dediğiniz 10 tane haşhaşi değil. Sünnilerden 10 kişi öldürmeyi. Hani bir hikaye anlatılır ya hocam. Yaşlı bir kadının, böyle çelimsiz, hiç kimsenin beklemediği bir kadının evinin bodrumunda işte ama gencin bir dilenci değil tabii mi? Ona geleceğim, onu size anlattıracağım hocam. Bu tabii ciddi bir korku meydana getirdi. Yani bu davete uymayanlar öldürülüyor. Öyle ki İslam dünyasında insanlar, biraz da mühim insanlar, işlerine zırh giymeden dışarı çıkamaz oldular. Muazzam bir zırh ticareti ve sanatı yayıldı İslam dünyasında. Bütün hükümdarlar, devlet adamları, zengin tüccarlar, bunların din adamları, bunların hepsi tepeden tırnağa zırhlara bürünmüşlerdi. Başlarına kadar. Hatta vaktiyle zengiye yapılan suikaste de başın miğfer, zırh sebebiyle başarılı olamadılar. Ama mesela Halep emiri Porsuk'u, Emir Porsuk'u öldürdüler. O da zırh giymişti tepeden tırnağa. Adam vuruyor, vuruyor, ölmüyor. Yanındaki dedi ki, içerideki adam, boynundan öldür, boynundan. Burası boş. Onun için hemen boğazını keserek işini bitirdi. Emir Porsuk'u öldürdü. Ve tabii bu çok buhranlı zamanlarda Türk İslam dünyasını kurtarma pozisyondaki şahsiyetten öldürülmesiyle ortaya çıktı. Çünkü burada Haşhaşilerin Haşlılarla bir ittifakı mevzubahistir. Hasan Sabbah artık ölmüştür ama devleti devam ediyor. Suriye'ye adamlar göndermiş. İşte biraz evvel anlattığım gibi doktor ve müneccim ekserisi, halkın bunlarla işi olduğu için çok itimat ediliyor. Her yere girip çıkıyorlar. Bilhassa devlet adamları bunlarda itibar ediyor. Ve Şam, Halep sokaklarında artık Haşhaşiler kol gezmeye başladılar. Ve zamanla Suriye kalelerinin çoğu Haşhaşilerin yardımıyla Haçlıların eline geçti. Haçlılar İslam dünyasını işgal ettiklerinde kendilerine çok güçlü ve güvenilir bir müttefik buldular. Onlar da Haşhaşilerdir. Bu Hasan Sabbah'ın devletinin tarihte oynadığı en meşhur, en uğursuz rollerden bir tanesidir. Yani Müslümanların yaşadıkları en büyük felaket olan Haçlı felaketinde Haçlılarla ittifak yapmaları onların iç yüzünü bütün Müslümanların önüne çıkarmış oldu. İşte yani İslamiyet'i aslında kullanılan örgütlerden biri olduğunu hatırlatmış olur. Selahattin Eyyubi Kudüs'ü kurtarmaya çalışıyor mesela ama ona suikast düzenleniyor. Evet. Haçlılarla burada uğraşıyor. Şunu soracağım. Etiketimizi hatırlattıktan sonra kim bunlar etiketiyle sorularınızı bekliyor, sorularınızı da soracağım. Zira siz de fark ediyorsunuzdur ki ben hocalarıma bugün kendi sorularımı dahi soramıyorum. Çok böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyorlar. Kim bunlar etiketine yazan izleyicilerimize Ekrem Buray Hoca'nın iki kitabından da hediye edeceğiz. Ve tabii ki sorularınızdan da yeri geldikçe soracağım. Burada şunu da sormak lazım. Bir, eğer bunlar olmasaydı İslam dünyasında ne gibi değişiklikler olurdu? Biliyorum tarih eğerle meğerle keşkeyle konuşulmaz ama ne büyük zararlar verdiler. İkincisi ve çok mühim bir soru bence bu. Biraz önce dediniz ki kendilerinin aslında bu fedailerin, dâilerin aslında gitmiyorlardı. Kendileri de orada örmek istiyorlardı diye. Bugünün canlı bombalarının benziyor evet. Metot olarak benziyor. Evet. Ve canlı bombaların muhtemelen yetiştirilme tarzı da Hasan Sabbah'ın fedailerinin yetiştirme tarzına çok benziyor. Birebir nasıldır bilemeyiz ama bildiğimiz kadarıyla her ikisini de bunlar çok örtüşüyorlar. Maksat, metot, yapılış biliyorsunuz aleni oluşu, kendisini feda edişi, ondan önce bir slogan söylemesi ki bu aynı şey fedailerde de var. Ama şu fark var ki Hasan Sabbah'ın fedaileri muhtemelen çok iyi yetişmiş kişilerdi. Bizim gördüğümüz gibi böyle körü körüne kendini ölüme atan kimseler değildi. Canlı bombalar için belki aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yani entelektüel davaya adanmışlık bakımından, bilgi bakımından belki daha iyi yetişmiş kimselerdi. Yani talimler, silah talimleri, davayı anlatabilme hususunda fedailer elbette ki seçkin şövalyelerdi. Hasan Sabbah'ın şövalyeleriydi. Siz ne dersiniz hocam? Hasan Sabbah'ın fedailerini yetiştirme yöntemi az önce anlattığımız o romantik anlatımdan daha ziyade ideolojiye dayanıyor. Yani baştan beri anlattığımız
imamın masumiyeti ve onun etrafında bulunanların, onun emrini kayıtsız şartsız yerine getirenlerin ancak cennete gidebileceği inancı var. Ve tabii inançlar malum insanların en temel dayanak noktalarından birisidir. Hele böyle çaresiz ama ve kabiliyetli gençler bu inanç sayesinde tabii çok yani daha... Seçtiği evet. Hedef kitleleri özellikle geliri çok iyi olmayan ama davasında kendince samimi olan, hani o özellikle eğitimin olmadığı cahil ama samimi insanları ve kabiliyetli insanları tercih ediyorlar. Mesela bugünkü örgütün yöntemi de buna çok benziyor açıkçası. Ve bunları yetiştirip... Hatta batını esasları kullanan hemen her çeşit örgüt dünyanın her yerinde bu metotları kullanıyor. Bunları yetiştirip kendi davalarını adıyorlar. Ama ilk soru mesela keşke kısmına tarihçi olarak doğal olarak katılmıyorum ama... Şimdi olmasaydı ne olurdu? Belki de olmasının da bir faydası vardı. Yani ortaçağ İslam dünyasında bunlar siyaseten ciddi bir kaos ve korku ortamı meydana getirdiler. Ama aynı zamanda insanların hani hastalık olmazsa sağlığın kıymetini bilemezsiniz misali bu tip davalara karşı, bu tip mücadele işte oluşumlara karşı, ideolojilere karşı nasıl bir tavır sergilenmesi gerektiğinin en güzel laboratuvarıdır tarih. Tamam, burada işte evet çok güzel bir laboratuvardı. Çok doğru bir yere değindiniz. Ben de burada programın sonunda sormam gereken soruyu şimdi soracağım. Tekrar geriye giderim, öbür meseleleri de açarım. Şimdi baktığımız vakit bu fedailere, biraz önce de doktor, işte müneccim, o dönemin konjonktürel olarak ihtiyaç duyulan önemli pozisyonlarındaki insanları bakıyorsunuz. Devlet kurumlarının önemli pozisyondaki adamlarının enselerinde kaba tabirle, çok yakınlarında. Bakıyorsunuz diyor ki işte buradan öldür. Yani artık o giydirenlerden biri bile olabilir. Tabii. Yastığının altına hançer bırakıyor. Cariyesi şimdi bugünkü işte örgütle de aynı, terör örgütüyle yani de aynı. Sancı... Bunları nasıl temizlemişler? Tabii kökü nasıl kazımışlar? Adamların hepsi fedai değil. Bir kısmı fedai. Bir kısmı dahi, bir kısmı da içeriye sokulan casuslar. Bunlar icabında vezir, vali veya sarayda çok basit bir vazifeli ama çok mühim roller oynuyor. Ya sempatizanları var, doğrudan üyeleri var, aktif elemanları var vesaire. Yani bunları da kademelendirmek mümkün. Çünkü her önüne geleni almıyorlar dediğiniz gibi. Yani siz batıni düşünceyi ya da İsmaili düşünceyi destekleyebilirsiniz. Desteklemeniz onun bir ferdi ya da üyesi olduğunuz anlamına gelmez. Belli testlerden geçmek zorundasınız. Bu işte samimiyet testi, belli bir eğitim testi uzun sürüyor. Mesela Hasan'ın kendi eğitim süresi neredeyse 17 sene sürmüş. Yani hı hı. Çok kısa süren işte bugün geldin bizden oldun fikrini beyan ettin yarın gel bu işe girişelim diye bir durum söz konusu değil. Burada bir devamlı müşahede altında, kontrol altında söz konusu bir ideoloji ve bu ideolojiyi hakim kılma söz konusu. Dolayısıyla burada geri adım atamazsınız. Kendi canınızı ortaya koyuyorsunuz, fikrinizi, zikrinizi, düşüncenizi, varlığınızı ortaya koyuyorsunuz ve buna göre yetişiyorsunuz. Tabii korkudan dolayı bunlara tabi olanlar var, onlarla birlikte olanlar var. Tehditlerinden emin olmak için onlara bulaşmayanlar var ki sultanlar bile böyle tedbir aldıklarına göre gariban halk buna karşı ne yapsın? Yani sonuçta işte o dönemde halk isyan ediyor ve anladığım kadarıyla yani okuduğumdan benim yorumum bu. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Devlet buna karşı çıkmıyor mesela işte Diyarbakır isyanındaki gibi. Şimdi şöyle. Yani halk kendi içinde eritiyor bunları bulduklarını. Haşhaşi fedaileri için değil Diyarbakır ama. Gibi yani bölgesel gibi. Olarak evet, şehirlerde adeta şehrin milis kuvveti gibi geziyorlar. Esnafı haraca bağlıyorlar. Normalde halka ilişmiyorlar. Yani bir müddet sonra zaten artık onlar tamamen bir otorite şeysine, derdine düşüyorlar. Diyarbakır'da da aynısı oluyor. Halep'te ve Şam'da da oluyor. Şam'da bir isyan var. Haşhaşi fedailer bile Diyarbakır'da var. Halk bunları yok ediyor. Bir şey diyemiyor. Hükümet bir şey diyemiyor. Bunların zenginler, kasaları dolu. Ciddi bir muvaffakiyet misalidir. Selçuklara bile dize getirmiş. Ve en mühimi haberleşme vasıtalarıdır. Öteden beri güvercinlerle haberleşmeyi çok ileri bir safhaya getirmişler. Evet, İslam dünyasında bu Haçlılarda var. Haçlılarda da öyle mi haberleştiler değil öğrendiler. Mi? Ama işte Haçlılarla öyle irtibat evet. Kurdular ve yardım evet, ettiler onlara. Öyle. Yani Haçlılar Avrupa güvercinlerle haberleşmeyi bunlarla olan münasebetlerinden sonra öğrendi. Bunlar çok güçlü idiler. Zaten güvercin gerdanlığı ismini taşımasının sebebi bu. Güvercinlerle haberleşmede bir numaraydı. Bu dünyanın her tarafındaki dâilerine ve fedailerine anında haber göndermeye yardımcı oluyordu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yok oluşlarında
ne gibi yöntemler kullanıldı, nasıl yani tarihin tozlu sayfalarına belli, atıldı onlar? Belli bölgelerinde, belli bölgelerde halkın tepkisi önemli. Ve halkın güçlü tepkisini gördükleri zaman her örgüt gibi bunlar da geri adım atıyorlar. Kamu desteği önemli. Fakat burada esas olan, yani batınilerin de, yani haşhaşilerin de ortadan kalkmasına zemin hazırlayan iki temel unsur var. Bir, güçlü bir siyasi iradenin varlığı. Yani İslam dünyası tek bir güçlü liderin ismi etrafında, bu Selahaddin olabiliyor, Zengi olabiliyor, sonrasında işte Müslüman olmasa da Cengiz'in torunu Hülagi olabiliyor. Bu tip aşırı güçlü iradeler karşısında zaten ciddi anlamda siyaseten geriliyorlar bir. İkincisi de şu oluyor, devlet buna karşı ilmi bir politika da geliştiriyor. Yani siz bunların ideolojilerine karşı işte medreselerde, camilerde, okullarda, hutbelerde aleni bir propaganda başlatıyorsunuz ve bunların gittiği yolun doğru yol olmadığını, bunları desteklemenin insanları cennete değil felakete götüreceğini anlatmaya başlıyorsunuz. Topyekun bir mücadele söz konusu. Burada da bu yaşanıyor. Bunlara kendileri de yol açtılar. Mesela Suriye'ye, Irak'a yayılınca o zamana kadar bunlar efsanevi bir topluluktu. Herkes bunlardan korkuyordu ve haklarında bir sürü efsaneler uyduruluyordu. Ama bunlar böyle Halep'e, Şam'a, Kudüs'e, Musul'a gelip de Anadolu'ya yerleşince her şehre, Suriye'de pek çok Haşhaşi Kalesi vardı. İnsanlar bunları anladılar. Ve bunlar artık daha müşahhas, somut hale geldiler. Ondan sonra Haşim Bey'in dediği gibi bunların aleyhindeki Sünni propagandası çok daha tesirli oldu. İnsanları şuurlandırma bakımından. Bir de şunu yapıyorlar, yani kendi işlerinde de desteklerini kaybediyorlar Cansu Hanım. Yani şimdi siz Fatımi davasını temsil ederek yola çıkıyorsunuz ama düzenlediğiniz suikastlerden iki tanesinde doğrudan doğruya Fatımi halifesini öldürüyorsunuz. Evet. Yani bu sizin kendi altınızı ya da temsil ettiğiniz zemini ciddi anlamda oyuyor. İki defa Fatimi vezirini öldürüyorsunuz. Yani ideolojinizle savaşmaya başlıyorsunuz. İmamlar siyasi baskıyı görünce dönüyorlar. Mesela şimdi tam ismini hatırlayamıyorum. İmamlardan birisi, yani dağın efendilerinden, Şeyhülcebellerden bir tanesi siyasi bir manevrayla karşı karşıya kaldığı zaman reddediyor kendi davasını, sünniliğini ilan ediyor ve bundaki samimiyetini, bundaki samimiyetini ispatlamak için de gidip işte kütüphanesini yakıyor mesela. Kendi kütüphanelerini. Diyor ki ben davamda samimiyim, sünni oldum. Diğer taraftan her türlü ittifaka güçleri zayıflayınca girmeye başlıyorlar. Ahlaksız ittifaklara da girmeye başlıyorlar. Şöyle anlatayım mesela, gelinen noktayı görmek açısından önemli. Abbasi halifesi Nasır, sünni bir halife ve Harzemşah Alaaddin Muhammed'le bir mücadele içerisine girdiği zaman iki sünni iktidar, Harzemşah hükümlerini ortadan kaldırmak için batini fedailleriyle anlaşıyor. Ve onlar da ona destek vermek için gidip suikast timi oluşturuyorlar. Harzemşah hükümlerini öldürmeye gidiyorlar. Enteresan ittifaklar giriyor. Sonuç ne oluyor? Opus Dei'ye ilham. Haçlılarla birleşen, ittifak yapan Müslümanlara benziyor. Herkesle yapıyor. Yani açıkçası belli bir zamandan artık sonra. Profesyonel ama en ilginci şu, faaliyet gösteriyorlar. Mesela bu adanmışlıklarını ve ölümden korkmadıklarını her şekliyle dile getiriyorlar. Harzemşah hükümdarı onları yakalıyor mesela, suikasti haber alıyor. Genişçe bir ateş yaktırıyor ve içine atıyor. Karşısına da geçip izleyecek, kahkaha atacak. Fakat tam beklemediği bir şey oluyor. Bunlar kahkaha atarak kendileri ateşin içerisine giriyorlar. Parmaklarını kaldırıyorlar. Ölüm sadece bir başlangıçtır diyorlar sultanın o dehşetli bakışlarının içerisinde. Böyle adanmışlık, adanmış yapılarını da bu kötü dönemlerinde kime hizmet, ideolojilerinin tamamının tamamen zıttına hareket etmiş olsalar da sürdürüyorlar açıkçası. Haçlılarla ittifaktan söz ettik. Müsaadeniz olursa, hı hı. Mesela ben kimleri öldürmüşlerdi, küçük bir liste hazırlamıştım belli başlı. Mesela listeleri. Sünnileri öldürüyorlar, kendi Fatimi İsmaililer öldürüyorlar, Dürzileri öldürüyorlar, Haçlıları öldürüyorlar. Mesela Fatimi halifesini 1130'da El Amir Ahkamillah'ı öldürüyorlar. Şam Dımaşk emiri Börü'yü katlettiklerini biliyoruz. El Eftal var, Cemali, Fatimi veziri, onu öldürüyorlar.
Onun dışında Haçlı krallarını öldürüyorlar. Bu ilginç. Mesela Trablus Kontu 2. Raymond'u 1150'de onlar öldürüyor. Çünkü Müslümanlarla sulh anlaşması yaptı. Yaptı diye. Onun üzerine vay sen vazgeçtin deyip öldürdüler. Yani onların için fark mesela etmiyor. 1192'de Kudüs Kralı Konrad'ı öldürüyorlar. Antakya Kralı 4. Bohemond'un oğlu Raymond'u 1213'te öldürüyorlar. Bir de Sur Lord'u Philips'i 1270'te Sur'da öldürüyorlar. Yani kendileri gibi düşünmedikleri zaman bugün sizinle ittifak ediyor olabilirler. Ama bu yarın da devam edecekleri anlamına gelmiyor. Tipik terör örgütü tipi. Arkadan vurmayı çok iyi bilirler. Aynen. Pragmatik düşünüyorlar ama işte dinsizin hakkından imansız gelir. Yani Hülagu oradan geçerken bu ne diyor ya böyle burada Alamut Kalesi şudur budur. Yok edin bunları. Ve Moğollar geçtikleri yerde ot bitmeyen Moğollar artık tabii Hasan Sabbah zamanındaki ihtişamı kalmamış olan Alamut ve çevresini yok ettiler. Fakat enteresandır. Ama hocam öyle demeyin. Yani Moğollar İslam dünyası için hem felaket hem lütuf olmuşlar. Çok yani başta lütuf. Felaket sonra yok, da burada lütuf işte. Burada lütuf ve sonra zaten Moğollar yok, Gazan Han zamanında Müslüman da oldular. Ciddi bir medeniyet Müslüman oldular. Ailesi oluştu. Ve, biz de kitapta Moğolları Müslüman yaptık. Ve tarihi de çok az rastlanan bir hadisedir. Biliyorsunuz Moğollar Türk mıntıkalarını işgal ettiler. Ve Türklerle savaştılar. Çok büyük zulümler yaptılar. Evet. Fakat kısa bir zaman içinde işgal ettikleri mıntıkanın halkının dinine girdiler. Dilini aldılar ve ırk olarak da onlara döndüler. Bu çok enteresan bir hadisedir. Yani o zamanki Türk kültürünün ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından mühim. Bu Alamut devletinin ortadan kalkmasında enteresan bir şahsiyet var. Nasreddin Tusi, son imamlardan birinin rüknettiğini zannediyorum. Veziri bu. Bu kalan kitapları, Alamut kütüphanesinde kalan kitapları alıp Hülagu'ya vezir oluyor. O yakıldıktan sonra mı? Biraz evvel dedim ya pragmatiktir, hı hı, bunlar. Yeni efendiye hemen biat ediyorlar. Nasreddin Tusi kitapları kurtarıyor ama Nasreddin Tusi'nin tabii Bağdat'taki Abbas halifesinin ortadan kalkmasında da mühim bir rolü var. Yani her ne kadar Hülagu bunları ortadan kaldırdı ama onlardan kılıç artığı kalan Nasreddin Tusi Hülagu'yu halifeye karşı kışkırttı. Ve Abbasi devletinin sonu oldu ki 1258 İslam tarihinin bir dönüm noktasıdır. Enteresandır. Halifenin veziri olan İbni Alkami de Şii'ydi. Nasreddin Tusi de öyle. Bu çok enteresandır. Ve büyük bir felakete sebebiyet verdi. Evet, Alamut devleti ortadan kalktı ama yani Abbasi İmparatorluğunu 2 sene içinde ortadan kaldırmaya yine bir Alamut devleti veziri Nasreddin Tusi ki çok bilinir, tanınır, o daha ziyade ilim adamı evet, hüviyetiyle. Tursi. O kurtardığı kitaplar Meraga Kütüphanesi'ne aktarılmış. Az bir kitap ama yine de Hasan Sabbah'ın devleti ve ideolojisi hakkında bize ciddi malumat veriyor. Hocam şimdi biraz önce çok önemli konulara da değindiniz siz. Siz de çok önemli vurgular yaptınız. Şimdi onları da biraz açalım. Mesela dediniz ki hücre evleri vardı. Orada yapılanmalarını güçlendiriyorlardı. Öyle ki işte ama dilencileri dahi kullanmışlar. İnsanlar yardım etmişler. Onu evine götürürken hop oradan içeri çekip yani yardım ediyorsun. Seni alıyor öldürüyor gibi. Hatta öyle yerler varmış ki bazı hücre evlerinden 400-500 tane ceset, işte kafatası vesaire çıkmış. Nasıldı bu hücre evleri? Bunlar hakkında yani bir alalım biraz. İnsanların merhamet duygularını, insaniyet duygularını, yardım duygularını her zaman kullanıyorlar. Paşa yani bu birkaç yapı olarak anlatılabilir. Yani soğan teorisi var, sarımsak teorisi var, piramit teorisi var ne derseniz deyin. Ama en tepede Hasan var ve onun altında işte dahiler var, fedailer var. Böyle hiyerarşik silsile bir emir komuta zincirinin içerisinde giriyor. Dahilerin en temel vazifeleri taraftar toplamak. Yani gidiyorlar toplumun içerisine, imamın masumiyetini, işte gerçek davanın ancak imama uymakla mümkün olabileceğini, kendilerine göre hakikati vesaire anlatıyorlar ve taraftar topluyorlar. Bunların yaptığı temel unsur zaten Şia'nın bu, yani İsmaili Haşhaşi, İsmaili düşüncesinin içerisinde temel oluşturan yapı propagandadır. Yani propaganda bu sürecin, bu hareketin en temel unsurlarından birisi. Mesela Kerbela hadisesinden sonra Muhtar Sekafi Kerbela hadisesinin yıl dönümünde merasimler yaparak böyle kendisini kırbaçlatarak
öyle büyük propagandalar yaptı ki Irak halkını, o Hazreti Hüseyin'e sahip çıkmayan Irak halkını defalarca zamanın... Bugünkü ritüeller de oradan geliyor. Oradan geliyor. Kendilerini kamçılama ritüelleri. Ayaklandırdı. Gerçi 12 imamcılar. Ondan önce yoktu o kırbaçla kendisini kanatma. Muhtar Sekafi yaptı ilk defa bunu. Niçin yaptı bunu? Hazreti Hüseyin'e yardım etmedi. Farkındalık oluşturmak diyelim. Güya dertleniyorlar Hazreti Hüseyin. Yani Hazreti Hüseyin'in... Kendi canını da yakıyor. Kendi canını yakarak Hazreti Hüseyin'e yardım etmemenin bir nevi pişmanlığını aksettiriyor. Vicdan azabını topluma yerleştirmek. Bu bir propagandaydı. Tipik bir propagandaydı. Ne amaçladı bu? Yani halkı ayaklandırmak Emevilere karşı Muhtar Sekafi başa geçecekti. Kendi tarafına çekmekti. Kullandığı ama Hazreti Hüseyin'in kanıydı. Sonra muhtarı öldürüldü. Bunu ileri süreçte Ebu Müslim Horasani kullandı. Abbasi ihtilali zamanında ve bunda da başarılı oldu. Yani Abbasilerin... Devletin, İslam dünyasının hakimiyetini ele geçirmeleri de bir anlamda Şii geleneğin, yani Ehl-i Beyt kültürünün... her zaman siyasi propagandanın güçlü bir malzemesi olmuştur. Hareketinin sonucuydu. Şimdi dâilerin birkaç görevi var. Mesela birincisi bu hücreler vasıtasıyla yapıyorlar. Toplumda propagandayı yapıyorlar. Üç ana başlıkta toplayabiliriz. Mesela imamın mesajını anlaşılır hale getirmek. Şimdi imam batini bir yorum söyleyebilir. Fakat bunu halka doğrudan söylediğiniz zaman anlamaz. İşte bunun için az önce de söylemiştim, bir tevil dediğimiz yorumlama silsilesi oluşuyor. Nasıl yani bu yani? Bazen işte düz bir kelimeye hayır onun manası öyle değildir, bunu böyle anlamamanız gerekir, bunun şöyle anlaşılması gerekir, imam aslında bunu kastetmiştir, şunu kastetmiştir diyerek halkın zihninde çok daha rahat, çok daha somut anlayabileceği bir hale sokmak. Birincisi bu. İkincisi imama taraftar kazandırmak. Çünkü ne kadar çok olursanız, ne kadar geniş bir silsileye sahip olursanız etki alanınız, gücünüz, korkutma oranınız o kadar fazla olur. Yani sadakat ve itaat prensibi ama, var. Ama şunu soruyorlar. Yani bu, bazen daha önce farklı yerlerde, burada da programlarda karşılaşmıştım. Kaç kişiydi bunların sayısı? Rakam verenler de oluyordu ama bunda rakam vermek mümkün değil. Yani ama siz bir kere demiştiniz ki her 4 kişiden biri... 2 kişiden biri bile olabilir. Yani bu sayıyı bilme şansı kimsenin yok açıkçası. Dolayısıyla kendini gizlilik temel esastır burada. Batın sadece ideolojik anlamda alınan bir yöntem değil, teknik olarak da kendini gizlemek zorunda. Peki zirvede bir şey Hasan Sabbah mı vardı? Yani yine böyle bir masonik örgütlenme tabii. Yani görüyor muyuz? Hasan Sabbah'tan alanlar var, işte imamları, ondan sonra aşağı... Herkes Hasan'la görüşemez, Hasan işin tepesinde. Kimler görüşüyordu? Çok güçlü bir teşkilatı var. Zaten o teşkilatçılık Hasan Sabbah esas şöhretini kazandırmıştır. Hasan Sabbah'ın en mühim vasıflarından bir tanesi bu teşkilatçılığıdır. Herkes dediği gibi görüşemez. Çok bir alt bir üstün muhatabıdır. Onun bildiklerini o bilemediği için yani kolay kolay deşifre olamazlar. 6 ile 8 birbirini tanımaz. 7'dir onların bağlantı vasıtası. Bu da onları emniyette tutuyor her zaman. Bakın bu metotlar müşahhas olarak iki ciddi tesir hasıl etmişti. Birisi Hristiyanlar arasında bizim tapınak şövalyeleri diye bildiğimiz Templiyeler ciddi manada Hasan Sabbah ve Haşhaşilerden ilham almıştır. Bunlar zaten asıl olarak da birbirine yakındır. Yani Templiyenin kuruluşu biliyorsunuz Haçlıların Doğu Akdeniz'i işgaliyle başlıyor. Bunlar güya orayı ziyarete gelen hacılara yardım maksadıyla kurulmuş bir mukallidi seyf, kılıçlı dervişler, keşişlerdir. Fakat zamanla ciddi bir tetiş, terör hareketinin de unsurları oldular ve bunları Haşhaşilerden öğrendikleri söyleniyor ve ciddi benzerlikler vardır. Gerek suikastlerinde, gerek kurdukları metotlarda, gerek teşkilatlarında, gerek ezoterik yani böyle mecazi mefhumları kullanışlarında, batıni yönlerinde bunu görmemiz mümkün. Ve daha sonra biliyorsunuz Templiyeler yani tapınak şövalyeleri, mabet şövalyeleri masonluğa dönüştüğü rivayet ediliyor. Aynı benzerliği orada da görüyoruz. İkinci bir benzerlik var. O benzerlik de biraz belki kati söylenemeyecek bir benzerlik ama Kuzey Afrika'da Fatimi Devleti ortadan kalktıktan sonra Selahaddin Eyyubi bunları ortadan kaldırdı. Son Fatimi kalıntılarını ve Sünni dünyasını belki siyasi olarak değil ama dini olarak birleştirdi. Kuzey Afrika'dan Sicilya'ya, İtalya'ya kaçan İsmaililer burada gizli bir teşkilat kurdular. Çünkü orası da Hristiyanların ekseriyette olduğu bir yerdi. Mahfiye adıyla, Arapça mahfiye gizli demektir. Bunlar da zaman içinde bugünkü
mafya dediğimiz teşekkülü meydana getirmiştir şeklinde bir rivayet vardır. Çok fazla doğrulanmamakla beraber. Bir tane daha görevi var. Yarım kaldı. Dahilerin görevlerini söylüyordum. İşte taraftarları zafere veya ölüme götürecek propagandayı yapmak. Yani o beyin yıkama işi doğrudan tepede değil, aslında tamamen dahiler üzerine kurulmuş ya da küçük imamlar üzerine diyelim kurulmuş bir sistem bu. Her türlü metodu meşru görüyorlar. İşte o dilenci ama yaşlı kadın hikayesi bunun belki de en somut örneklerinden birisi. Yoldan geçen insanları işte özellikle gözüne kestirdiği, nasıl amaysa artık genç, yağız, güçlü, kuvvetli insanların o yardımseverlik sömürüsünü kullanarak evine çağırıyor. Ve belli bir süre sonra bunlardan haber alınamaz oluyor. Zaman içerisinde anlaşılıyor ki kadının evinin altında bir hücre var ve bu hücrede insanlar, yani yüzlerce kişi öldürülmüş. Yani toplumda tabii bir korku, bir kaos ortamı oluşturmak gibi bir gayeleri var. Ama ana hatlarıyla şunu söyleyebilirim. Yani Haşhaşi hareketi Şii Ehlibeyt ideolojisinin içerisinde gelişen, 7 imamcı veya 12 imamcı anlayış içerisinde devam eden ve bugün de hem Türkiye'de hem de dünyanın muhtelif yerlerinde güçlü bir temsili olan, kendi içinde güçlü, tutarlı bir doktrini olan bir yapının belki kendi o bu gruplar tarafından da tasvip edilemeyen en terörize olmuş haliydi. Yani en kanlı mücadeleyi dönüştüren ve en belki de ilkesiz bir şekilde bir mücadeleye dönüşmüş hareketiydi. Hatta İbni Haşhef ki o da İsmaili'dir, vezir, o bile zaman içinde artık Haşhaşilerin onlardan yardım istediğine pişman oldu ve onlara düşman oldu. Çünkü otoriteyi sağlayamıyorsunuz. Güç onlarda olduğu için her zaman da sizin söylediğinizi yapmıyorlar. Kendi sözlerini yapıyorlar. Tabii bir süre sonra onların esiri oluyorsun. Şimdi bu konuyu devam ettireceğim. Alamut Kalesi'nin için hançer kullandılar. Bunların hepsini sormak istiyorum. Kendi notlarım da var, söylediklerinizden aldım. Onları da soracağım ama izleyicilerimizin de soruları çok birlikte. Çünkü Kim Bunlar etiketine çok fazla soru soruyorlar. Hatta belki ekran başına yeni geçen izleyicilerimiz var. Çünkü bazı yazılanlardan onu anlıyorum. Hangi kitabı hediye ediyorsunuz demişler. Onu da gösterelim. Ekrem Burak Hoca'nın hayatı ve hatıraları ile Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin hayatını kaleme aldığı kitabından hediye edeceğiz. Ve tabii ki Osmanlı'ya kalan miras, Ekrem Hoca'nın makalelerinden derlediği son kitabı, en son kitabı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin anlattığı kitap. Diğeri de bu. Bu iki kitaptan Kim Bunlar etiketine yazan izleyicilerimize hediye edeceğiz. Haşim Hoca'nın kitabından hediye yok mu der gibisiniz. Biliyorum. Şubat ayının ilk haftasında çıkacak. Hediye edebiliriz aslında. Neyi hediye edelim hocam? Benim daha önceki birinci kitabım var ya, Orta Zamanın Türkleri. Çantamda vardı gerçi ama tamam, arada getirmiyorum. Tamam. Ondan da hediye edebiliriz. Ben yeni kitabı hediye etme taraftarıyım. Şubat'ın başında çıkacak, onun da programını yapacağız. Onu da hediye ederiz. Sorulardan devam edeyim. Birkaç tane sorusu var izleyicilerim. Birkaç tane, çok fazla soru geliyordu. Birkaç tanesini işaretledim. Biraz geri giderim. İleri de gideceğiz. Zaten bir dönemi konuşuyoruz şu anda. İleri geri yapabiliriz. Mesela Semih Bozdemir Bey sormuş. Ben bunu unuttum mesela. Geçtim o arada, atladım. Nizam-ı Mülk'ün ölümünde Tergen Hatun'un Hasan Sabah'la işbirliği yaptığı doğru mu? Bunu somut bir şekilde söylemek zor. Yani Nizam-ı Mülk'ün varlığından Tergen Hatun da bir Karahanlı prensesidir kendisi. Açıkçası Melikşah da rahatsız. Çünkü çok kuvvetli birisi Nizam-ı Mülk. Kudretli bir isim. Öldüğü zaman toplam geliri Selçuklu Devleti'nin bütün gelirlerinin 1/7'ine tekabül ediyor. Bu kadar güçlenmiş. Artık oğulları devlet bürokrasisinin içerisinde önemli yere gelmişler. Ve babasının da veziri olan birisiyle genç sayılabilecek ama kudretli olan Melikşah bazı noktalarda görüş anlaşmazlığına düştüğü için bir otorite sorunu yaşayabiliyor. Hatta kaynaklara yansımış bir hikaye var. Onunla ilgili bir olay anlatılır. Bir gün Melikşah vezire diyor ki huzurda, senin, yani ona durduğu yeri hatırlatmak ve kendisine sultanlığını duyurmak için belki bunu yapıyor. Senin elindeki vezirlik mührünü alırım diye bir tehditte bulunuyor. Ve buna karşın vezir diyor ki, benim elimdeki mühürle senin başındaki taç ya da sultanlık tacı birbirine
o kadar bağlıdır ki eğer birisi giderse peşinden diğeri de gelir diye açık bir şekilde. Tabii ne kadar doğrudur değildir bunu tespit etmek zor. Çünkü tek bir kaynakta geçiyor ama böyle bir hikaye aralarında bir otorite sorununun varlığını yavaş yavaş gösteriyor. Terken Hatun ise zaten kocasının kudretlenmesinden de rahatsız. Çünkü oğlunu Mahmut diye bir oğlu var. Onu veliaht ve sultan yapmaya çalışıyor. Istiyor. Fakat Melikşah Berkyaruğu veliaht ilan ettiği için niyetini açık bir şekilde ortaya koymuş ve bu da ciddi bir siyasi kaosu. Yani karı kocanın arasını bile açacak siyaset böyle kötü bir şey işte diyormuşum, dermişim. Şimdi böyle burada biraz da kadının bir bey kızı olmasının da tesiri var. Aynen öyle yani. Kocası öldükten sonra diyor ki oğlumun üzerinden diyor. Ben yine babamın soyunu devam ettiririm. Onun için bey kızıyla evlenmemişler Osmanlılar. Evet, Karahanlı buradan şimdi harem desteği geldi. Yani şöyle bir sorun var aslında. Hocama küçük bir parantez desteği verebilirim. Karahanlılar bu Türk tarihinin geleneksel bir hükümdar sülalesi vardır. Aşina soyu diye. İşte Hunların, Göktürklerin mensup olduğu soy. Bunu İslami dönemde Karahanlılar sürdürüyor. Yani Türk devlet geleneğinde yönetim hakkının Tanrı tarafından kutsanmış bir şekilde bu aileye verildiğine inanılır. Ve bu ailenin mensubu olanlar ciddi anlamda prestij sahibidirler. İki tane Terken Hatun var tarihte. Birisi Harzemşah devletinde işte Alaaddin Muhammed'in annesi olan Terken Hatun. Birisi de Melikşah'ın, Selçuklu Sultan'ın Melikşah'ın hanımı olan Terken Hatun. İkisi de siyaseten çok sistemin içerisine müdahil olmaya çalışıyorlar. Öyle ki mesela Terken Hatun'un, Harzemşahlı Terken Hatun'un yeğeni olan İnalcık, Otrar'da Cengiz Han'ın 500 elçisini öldürüyor biliyorsunuz. Ve Cengiz Han bu elçilerin intikamını gütmek için İslam ülkelerine saldırıyor. Yani ve Alaaddin Muhammed İnalcık'ı Cengiz'e teslim bile edemiyor annesinin korkusuna. Çünkü ciddi anlamda gücü, kudreti ve otoritesi var. Selçuklu ülkesinde de böyle Karahanlı ailesine mensup olmak bir prestij ve bir avantaj olarak görülüyor. Siyasetin içinde yer almak istiyor ama Selçuklu Terken Hatun'u çok hırslı birisi. Sadece kendi ülkesinin içerisinde oğlunu veliaht yapmakla kalmıyor. Kızı da halifeyle evli, Abbas halifesiyle. Kendi kızından olan torununu da halife yapmak istiyor. Ve böylece hem dünyevi otoriteyi hem de işte uhrevi otoriteyi ya da dini temsil eden otorite, hem dini hem dünyevi otoriteyi kendi elinde tutmaya çalışan birisi. Benzeri bir şey var. Mesela Hazreti Hüseyin son İran Şahı'nın kızıyla evlendi, esir düşmüştü. Dolayısıyla Zeynel Abidin o prensesin oğluydu. 12 imam, yani Hazreti Zeynel Abidin'den itibaren gelen 12 imam aslında İran tahtının da varisleridir. Varisi. Yani Irak ve İran'da Şiiliğin yayılması ve tutulmasında da bu ırkçı temayülün de rol oynadığını tarihçiler söylerler. Peki şimdi kim buna etiketten çok fazla sorular geliyor. Ekrem Hocam bunu size sormuş Ercan Bey, Ercan Özkaş Bey. Hasan Sabbah tapınakçılar desteklediler mi peki diyor. Hasan Sabbah'ın son zamanlarında tapınakçılar mukaddes topraklara geldiler. Hasan Sabbah vefat ettikten sonra onun halefleri olanlar tapınakçılarla irtibata geçtiler. Yani tapınakçıların gelişi Haçlıların burayı işgalinden daha sonradır. Yani Hasan Sabbah zamanında değil, daha sonra. Hasan Sabbah'ın halefleri zamanında Haşhaşiler tapınakçılarla irtibata geçtiler. Haçlılar Muhammed Tapar zamanında geliyorlar ilk defa Orta Doğu'ya. Yani o zaman da Selçuklu otoritesi yok. 1996, zaten, evet. Melikşah'ın kardeşi var Tutuş, Suriye ve Filistin bölgesinde. Evet. Onun oğulları var Rıdvan ve Dukak. Onların bölgesine geliyorlar. Ama esas İlk Haçlılarla mücadele eden tabii Anadolu Selçuklu Sultanı, evet. 1. Kılıç Arslan. Şimdi kim bunlar etiketine çok fazla soru geliyor. Soruları paylaşmaya devam edeceğim. Özellikle aslında cevapladık, programın başına cevapladık. Birkaç kere gittik geldik o döneme ama şu soru çok fazla geliyor. Bunu da tekrar soracağım dolayısıyla. Twitter üzerinden geliyor. Ömer Hayyan ve Nizamül Mülk. Hasan Sabbah'ın sınıf arkadaşımıydı. Siz yıl itibariyle olmuyor vesaire dediniz ama kısa bir açıklama alalım mı tekrar bunu merak eden izleyicilerimiz için? Öteden beri şu efsane anlatılır. Nizamül Mülk, Ömer Hayyam,
ve Hasan Sabbah üçü medrese arkadaşlarıydı. Bunlar birbirleriyle bir anlaşma yaptılar. Dediler ki hanginiz refa varırsa İkbal basamaklarını tırmanırsak diğerine destek olsun dediler. Bu romantik bir diyalog. Tarih kaynakları bunu doğrulamıyor. Ancak dediğim gibi yaş olarak da Nizamülmülk'ün diğerleriyle muhasır değil. Evet, aynı zamanda yaşamışlar ama medrese talebesi olması, ders arkadaşı olması mümkün değil. Ama Nizamülmülk'le Hasan Sabbah'ın ve Hasan Sabbah'ın Ömer Hayyam'la bir münasebeti olduğunu biliyoruz. Bir de bir husus daha var, unutulmaması için söylüyorum. Hasan Sabbah'ın yani soyu diyebiliriz veya en azından Halefler'in soyu günümüze kadar devam etmiştir. Evet. Yani Alamut'un yıkılmasından sonra son şah İran'a, İran'dan da Afganistan üzerinden Hindistan'a kaçtı. 16. asırda Şah İsmail zamanında. Ağahanlar değil mi? Evet, Ağahanlar. Bugüne kadar bu Ağahan sülalesi ve kendilerini İsmaillerin lideri ilan ettiler 18. asırda. Günümüze kadar devam etmiştir. Peki yine böyle bir müritleri var mı? Müritleri var. Bunu altınla tartarlar. Unutmayın. Çok zenginler, güçlüler. Ama şimdi tabii böyle bir Haşhaşilerin yaptığı gibi faaliyetleri yok ama yine dünya politikasında çok hakimdirler. Nasıl? Mesela Ağahan geçen asrın sonlarında 20. asrın başlarında yaşamış çok ciddi bir siyasi figürdür. Bu kişi Hindistan'da İngiliz hakimiyetine destek vermiş. İngilizler tarafından Sir ünvanıyla payelendirilmiştir. Ağahan'ın çok mühim bir hususiyeti var. Ağahan aynı zamanda İngiliz diplomatı sayılıyor ve halifeliğin kaldırılmasında ciddi rol oynamıştır. Ankara hükümeti 1922'de saltanatı kaldırdı ama halifeliği muhafaza etti. Abdülmecit Efendi'nin şahsında. Evet. Fakat halifenin hiçbir dünyevi gücü yok. Biz bunu daha önce iki kere gördük. Birisi Büveyhoğulları zamanında Bağdat'ta anlatıldı. Diğeri de Memlükler zamanında Mısır'da. Mısır'da Abbas halifesi var ama bütün güç onların elinde. Abdülmecit Efendi de İstanbul'da sembolik bir halife. Hiçbir gücü yok. Ankara tarafından verilen çok cüzi bir tahsisatla geçiniyor. Fakat bütün Türkiye onu devlet başkanı olarak görüyor. Böyle alışılmış. İslam dünyası da onu halife olarak görüyor. Bu Ankara hükümetini rahatsız ediyor. Fakat Ankara hükümeti halifeliğin dünyadaki gücünden istifade etmek emelindedir. Tam bu sırada İngilizlerin baskısından daha önce bahsetmiştik. Halifeliğin kaldırılması kararlaştırılıyor. Fakat buna bir bahane lazım. O bahaneyi Ağahan meydana getirmiştir. Ağahan bir telgraf çekiyor. Nereye? Daha doğrusu mektup yazıyor İstanbul gazetecilerine. Diyor ki olur mu böyle şey diyor. Halifenin diyor böyle sembolik gücü olur mu? Halife devlet başkanıdır. Halifeyi diyor bu kıskacı gevşetsinler. Ona diyor icra gücü versinler. Devletin başıdır o diyor Ağahan. Bu mektubun altında bir başka imza daha var. Seyit Ali Hint Hilafet Komitesi reisi ama Şii'dir. Şimdi biliyorsunuz Şiiler ve İsmaililer asla bir Sünni halifenin otoritesini tanımazlar. Osmanlı halifeliğini asla tanımazlar. Peki bu kadar halifeyi düşünmeleri, bu kadar halife hakkında lütufkar olmalarının sebebi ne? Bu çok enteresandır. Bu mektup gazetelerde neşrediliyor. İslam dünyası bir ayaklanmaya... İşte Ankara diyor ki dış bizim İngiltere bu vasıtayla bizim iç işlerimize karışıyor. Halbuki zaten İngiltere'nin tertibiydi. Ve Ağahan bu mektubu ters reaksiyon yapıyor. Ve halifelik kaldırılıyor. Yakın tarihimizde 1924'te Ağahan'ın ciddi bir rolü var. Ağa'nın oğlu. İngiliz oyunu böyle bir şey olsun. İngiliz oyunu böyle bir şey işte. Evet. Yani. Herkesi kullanır, kendisi kenarda durur. Kimse ona kızmaz. Görünürde bir de görünürde hiç yok. O kenarda ama her şeyi organize etti. Şeyde var, Seyyid Abdülhakim Arvasi kitabında var. İngilizlerin politikası şöyle anlatılıyor. Müslümanlık bir ağaç olsa Müslümanların, bu ağacı İngilizler Müslümanlarla beraber sularlar. Büyümesi için elinden geleni yaparlar. Bir gece gizlice dibine cıva dökerler. Ağaç kurumaya başlar. Müslümanlar feryat ettikçe İngilizler de feryat ederler. Vah 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 ne oldu da bu ağaç kurudu acaba diye. Burada öyle bir misali var onun. Hmm. Şimdi Ağa'nın oğlu o da enteresan bir adamdı. Côte d'Azur Fransız Rivierası'nın daimi mensuplarından, gazinolardan çıkmaz. Meşhur Amerikan aktrisi Rita Hayworth'ın kocası, ondan bir de Yasemin diye kızı oldu. Benim çocukluğumda bile şeylerin sosyete mecmualarının vazgeçilmez elemanıydı. Onun oğlu Kerim Ağahan hakkında bir mimarlık mükafatı vardır. Böylece Ağahanlar dünyanın en zengin insanlarıdır. Bugün 810 milyon civarında olduğu tahmin edilen İsmaili fırkasının reisidir. Ve hala daha dünya politikasında, yani dünyayı perde arkasından idare eden, bu biliyorsunuz
Amerika, Rusya, bilmem Birleşmiş Milletler, bunların hepsi aktörlerdir perdenin önünde. Bir de arkada işi yürütenler vardır. Buna biz global sermaye diyoruz. Bu fotoğrafı değil mi Aha? Evet, Aha'nın fotoğrafı bakın. Ne kadar İslami bir görünüşü var. İsmaili imamı diye altına yazsanız yanlış fotoğraf derler. İsmaililerin imamı, dini lideri Aha. Yani bu da enteresandır. Bu da neyi gösteriyor? Haşhaşilerin metotlarını çok kolayca değiştirmelerinde rol oynuyor. Yani Ekrem Hoca'yı ben çok severim. Normalde oturduğumuzda da Ekrem Hoca bir espri yapar ama hiç bozuntu vermez. Yani ne ses tonu değişir ne vücut dili değişir ama böyle ben karşısında 5 dakika gülerim ama Ekrem Hoca hiç. Bu da nasıl metot değiştirdiklerini gösteriyor. Yani 11, 12, 13. asırda bu işler Hasan Sabbah gibi oluyordu. Her asırda değişir. Tapınakçılar eğer onlardan model aldıysa onların metotları biliyorsunuz her asırda farklılaşmış. Eğer masonlar onların devamıysa onların metotları farklı. Mafyanın İtalya'da metodu farklı. Ama takiye dedik. Takiye var. Yani ve Ağa'nın işte dünya politikasında bugün bile hala daha ciddi bir rolü vardır kim ne derse desin. Hep ideal aynı idealdir. Yani belli ideallere kavuşmada Din kullanılmıştır. Dinden yoğunlar. Bir cümlem vardı. Ahanlarla ilgili. Ahanların hocama katkı olsun. Desteğiyle Londra'da İsmaili Araştırmaları Enstitüsü kuruldu. Şu anda var bu enstitü. Ve İsmaililiğe dair bütün kaynaklar toplandı. Ve burada muazzam bir kütüphane oluşturuldu. Onu da söylemem gerekiyor. Peki bir şey de ben söyleyeyim. Gene İsmaililerin ve Ahanların kahramanlığı. Biliyorsunuz Hindistan asırlarca Müslüman Türkler tarafından idare edildi. Hindistan'a İslamiyet'i götüren Gaznelilerdir. Evet. Kuzeye, güneye götüren de Babür'dür. Asırlarca Gazneliler, arkasında Gaznelilerin arkasında küçük Türk beylikleri ve bir de daha sonra Babür İmparatorluğu. Babür güneyi de fethetti. Bugünkü Pakistan, Afganistan, Hindistan, Birmanya hepsi Babür'ün hakimiyetindeydi, Gürganiye Devleti. Bu devlet 1858'de yıkıldı İngilizler tarafından. Hindistan'da ciddi bir Müslüman nüfus var ama ciddi de bir Müslüman olmayan Hindu nüfus var. 1948'de yani işgal ilhaktan 90 sene sonra ama işgalden 150 sene sonra İngilizler Hindistan'dan çekildiler. Hindistan'a istiklallerini verdiler. İngilizlerin adetidir, bir yere istiklal verdi mi oraya umumiyetle kendilerini sadık bir müttefiklerini koyarlar. Herkes İstiklal Bayramı kutlar ama aslında o doğrudan bir müstemleke hüviyetindedir. Genel validen bile daha çok bağlıdır Londra'ya. Aynısı Hindistan'da da oldu. Bakın Hindistan'ı ustaca böldüler İngilizler. Dediler ki siz Müslümanlarla Hindular bir arada yaşayamazsınız. Halbuki yıllarca yaşamışlar Gürganiye Devleti zamanında. Lokal hadiseler olabilir. Ayrılmak lazım. Taksim. Müslümanlarla Hinduları ayırdılar. İşte bugünkü Pakistan ve Bangladeş öyle doğdu. Ve yine hala Hindistan'da ciddi, hatırı sayılır bir Müslüman var. Fakat hiçbir rolleri yok. Hindistan'da 200-250 milyon Müslüman yaşıyor. Ama siyasi ve sosyal olarak hiçbir rolleri yok. Bu o limite kadar nüfusu azalttılar. Hindistan'la Bangladeş kuruldu. Pakistan'la Bangladeş. Sonra bunlar birbirinden ayrıldı. Pakistan'ın başına bir Şii geçirdiler. Pakistan'ın %98'i Sünni'dir. %2,5'u Şii'dir. Evet Cinnah, Muhammed Ali Cinnah Şii'dir. Evet İsmaili değil, İsmaili olduğunu da söyleyenler var ama Şii'dir. Butto ailesi, Zülfikar Ali Butto, Benazir Butto bunlar Şii'dirler. Pakistan her zaman bir Şii kontrolünde, Şiiler tarafından idare edilen bir devlet olmuştur. Aynı Suriye gibi. Bir çoğunluk arada Ziyaülhak'ın gelişi bu şeyi bozdu. Onu da ortadan kaldırarak tekrar eski haline iade ettiler. Bu da yine Ahanların rolüyle olmuştur bu da. Peki şimdi bu söylediğimiz şeylerden izleyicilerimize sorayım. Gizli örgütlerin temeli haşhaşilerden geliyor diyebilir miyiz diye sormuşlar. Bu tapınakçıları, ezoterik örgütler, hepsinin ataları. Gizli örgütler tarih boyu var ama haşhaşilerden ciddi bir şekilde tesir görmüşlerdir, ilham almışlardır. Haşhaşi metotları hemen hemen az veya çok, kısmen veya tamamen bu gizli teşkilatların kullandığı usuller olmuştur. Ayşem Hocam, şimdi zenginliklerden bahsettik. Öyle ki gördük işte Ahanları da gördük. Hatta torunlarının torunları da bile var para evet, hala. Evet.
Bu parayı nereden buldular o dönemde? Birbirlerini desteklediklerini de biliyoruz. Aynen bugünkü terör örgütünün finansal sistemi gibi bir sistem de var. Yani bir tür vergi oluşturuyorlar ve bunu imam adına topluyorlar yardım parası olarak. Yani herkesten topladıklarını biliyorum. Esnaflardan vergi alıyorlar. Aynı mafyanın haraç aldığı vergi gibi. Yani. Adı vergidir. %10'dur bu. Onda bir alınıyor. Ve din adamları adına toplanıyor ama zaten din adamı biliyorsunuz fedai, hepsi aynı. Dahi bunlar aynı havuzdu. Yani dava için toplanan dava vergiler için olarak bakılıyor. İnsanlar canını koruyabilmek için bunlara bu para ödemeleri yapıyorlar. Bir tür himmet gibi yani. Hele İran zengin ama İran'dan daha zengin Irak, Irak'tan daha zengin Suriye. Çünkü ticaret var, o zaman petrol yok. Ticaret kervanları Haşhaşilerin emniyetli geçitleri sayesinde ticaret yapabiliyorlar. Para ödüyorlar. Haşhaşiler onların emniyetini sağlıyor. Yani bir tür haraç veriyorlar. Şeyde de öyle, tapınakçılarda yani. Evet, tapınakçılar da öyle değil mi? İlk bankacılık sistemi. Aynı metot. Onlardan yani güvenli öğrendiler. Bir şekilde yollarına devam edebilmeleri için onların istedikleri parayı vermek zorundalar. Tabii, bulunduğunuz şehirdeki Haşhaşi fedaisine veya fedaisine değil mi? Ümessiline, rakibine evet. Siz paranızı teslim ediyorsunuz. Karşında size mühürlü bir senet veriyor. Bu senedi alıyorsunuz, kilometrelerce öteye gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerde Haşhaşi mümessiline gidiyorsunuz, bu senedi gösteriyorsunuz. Bu senet zaten onların dediğim gibi mecazi işaretleri var. Bu sembollerle paranızı alıyorsunuz. Tabii bundan komisyon alıyorlar. Tabii bu işçi, bu para veren kimse büyük ihtimalle yolda ölüyor veya öldürülüyor veya varamıyor vardığı yere. O zaman varamıyorsa... O para onlara kalıyor. Bu nasıl yayılıyor ağızdan ağza? Şimdi ben mesela atıyorum, ben gittim hayır, öldürüldüm. Yok, Haşhaşiler öldürmüyor. Ama hiçbirisi güvenli olarak gidemediyse ama kim tavsiye ediyor? Ama o benim suçum değil diyor şey. Ben diyor senin paranı aldım, senedimi de verdim. Gitsen orada alacaksın rahatça. Yolda adam öldü, hasta oldu, boğuldu. Salgın hastalığa uğradı, orası mühim değil. Ama 1, 2, 3, 4 hepsi mi... Hepsi değil tabii ki. Ama yani birkaç kişinin, 10 kişide bir kişinin bile böyle olması ciddi bir gelirdir. Düşünün bir de her paradan aldıkları %10 komisyon var. Ondan ayrı mı? O para onlara kalıyor. Dava edecek kimse yok çünkü. Senette gidiyor. Varisleri bile bunu bilmiyorlar. Aynı metodu biz tapınakçılarda görüyoruz. Mesela adam İspanya'dan çıkarken oradaki tapınakçı liderine parasını veriyor. Diyelim Beyrut'a, Mısır'a, Antakya'ya gelecek. Yolda çalınır bu para. Gittiği yerde tapınakçının liderine gösterip ibraz edip bu senedi parayı alıyor. Bunların da çoğu yolda gemi batıyor, bir şey oluyor, ölüyor. Bu paralar tapınakçılara kaldı. Şimdi bir soru gelmiş Tayfun Bey'den. Soy ismi Bey. Kim bunlar etiketine sormuş? Ekrem Hoca'ya sormak istiyorum bu soruyu demiş. Hasan Sabbah'ın çetesi haç mevsiminde Arafat'tan Mekke'ye dönen hacılara saldırarak kılıçtan geçirdi mi? Bu doğru mu? Bunu duymadım ama mesela Karmatiler zamanında var böyle bir hadise. Yani bir kere şöyle bir durum var. Bunu bilirsek bu daha kolay anlaşılır. Yani hacca giden hacılar Sünni inancının ritüellerini yerine getiriyorlar. Bu ritüeller zaten İsmaililere göre din dışı ritüellerdir. Yani bir de şöyle bir durum var Şia'da, bilhassa Şia'nın marjinal kollarında. Kendilerinden olmayanlar zaten Müslüman değildir. Kendileri hakiki Müslümandır. O zaman onların öldürülmesi, mallarının alınması da dinen helal oluyor. Bu günah olmuyor. Günah olmayan bir şeyi yapıyor. Şimdi siz deseniz ki nasıl insan öldürürsünüz, nasıl mal alırsınız? O ona zaten dini bir kılıf bulmuştur. Tekfir yoluyla. Yani dinden çıkarma yoluyla bir kılıf bulmuştur. Şimdi hocam biraz önce bir soru geldi. Alev Hanım'dı galiba. Hatta Karmatiler Hacer-i Esved'i çaldılar. Meşhur memleketlerini Bahreyn'e götürdüler. Yıllarca orada kaldı. Sonra geldi. Evet. Hazreti Hüseyin'in başını o da bir trajikomik bir hadise. Evet. Mısır'a götürdüler. Hazreti Hüseyin'in başı Şam'daydı. Mısır'a götürdüler. Sonra Selahaddin Eyyubi zamanında tekrar Şam'a döndürüldüğü söyleniyor. Pekala. Hocam biraz önce şey demiş bir izleyicimiz. Ben favorilerimden çıkarmışım da Alev Hanım'dı galiba. Sizinle konuştuğumuz kısımda. Yani İslam dünyasına o kadar zarar vermiş Moğolları da övdünüz ya vesaire demiş. Orada bir açıklık getirin buna vesaire yani tarzında bir şey sormuş. Tekrar tweetini bana bir dakika, belki... Moğolların, yani Moğolların Moğollu haliyle övülmesi mevzu bahis değil. Yani kastedilen şu, Cengiz'in, Hülagu'nun nesi övülecek? Dünya tarihine zulümleriyle Karar geçmiş ekimi. İnsanlar. Evet çok büyük askerdirler, şudur budur. Ama sonra Müslüman oldular. Bir de Gazan Han, bunun ve çok iyi Müslüman oldular. Var. Yani çok güzel medreseler yaptılar, şehirler kurdular. Bir anlamda kendi tahribatlarını yine daha fazlasıyla kendileri telafi ettiler. Mesela, özellikle bilimde, teknolojide ciddi anlamda
katkı sağladılar İslam toplumlarına. O kötürümleşmiş düşünceyi yeniden harekete geçirmeye noktasında Mevlana Celaleddin'i Mevlana Celaleddin Rumi'ye beddua etmesini söylüyorlar da beddua etmiyor. Yani Gazan onlar da ben bir nur görüyorum diyor. Hakikaten Gazan'dan sonra Müslüman olmuştur ve divanhanesini Mevlana'nın o beyit hakkında değil şimdi astırmıştır. Yani ondan dolayı bugün Mevlana Celaleddin Rumi hakkında ileri geri konuşanlar vardı. İşte Hülagü'nün mesela Cengiz Han'ın torunu Hülagü. Bu Şems Tebrizi'ye de dahi diyorlar. Dahi miydi? Hiç duymadım onu. Yani Bağdat'taki katliamları yapan Hülagü ama onun oğlu mesela Ahmet Teküdar Müslüman oluyor. Hatta vaktini tekkede geçiriyor. Yani devlet yönetimini bırakıp neredeyse bir şeyhin yanında hayatını geçiriyor. Ve bu sebepten dolayı atalarının dinine ihanet ettiği için Moğol yasalarına göre beli kırılıp öldürülüyor. Ama bu Müslümanlaşma emareleri var. Yani şöyle diyelim daha doğrusu Moğolların saldırılarını İslam dünyasına ya da diğer bölgelere saldırıları dini bir gayeyle olmadı. Çünkü Moğolların din noktasında çok ciddi tasarrufları söz konusu değil. Ülkelerinde Şiiler de var, Sünniler de var, putperest olanlar da var, Hristiyan olanlar da var. Siyasi, askeri hakimiyet ve yağma. Tabii ciddi anlamda. Tahribat ve yağma. Evet, tahribat ve yağmaya dayanan bir hareket. Bu dini bir hareket değil Moğol hareketi. Onu öyle anlamak lazım. Pekala, şimdi bir taraftan Twitter'ı takip ediyorum. Gelen soruları soracağım. Kim bunları etiketiyle sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Özellikle programın bu bölümünün sorularınızı ayırdım. Benim de merak ettiğim mesela program içinden çok fazla gidip geldik. Çok fazla işaret ettik. Bir dedik ki kendileri arasında bir işaretleri var. Birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerini nasıl tanıyorlardı? O bir. İkincisi niçin hançer kullanıyorlardı? Hançerin yani kendilerince yani kitaplarda bir takım açıklamaları var ama bunun dışında bir sembol müydü hançer onlar için? Neyi ifade ediyordu? Neyi sembolize ediyordu? Bunu da dinlemek isterim. Birbirlerini nasıl tanıyorlardı? Yani birbirlerini muhtemelen özel bir işaret dilleri vardı ama bu kaynaklara yansımış değil. Yani çok somut olarak şöyle birbirlerini tanıyordu demiyoruz. Fakat onlar bir takım imlerle, bir takım işaretlerle birbirlerini tanıyorlar. Kendi kaynaklarında bunu anlatmıyorlar zaten. Onları anlatanlar kendilerini böyle tanıdıklarını söylüyorlar. İkinci olarak da neden hançer kullanıyorlar? Hançer en etkili suikast yöntemlerinden birisi. Orta Çağ'dan bahsediyoruz. Moğol yani bu Haşhaşiler suikastleri düzenlerken insanların en yakınına girmeyi başarıyorlar. Yani ya bir işte devlet adamının en yakın koruması, kölesi olabiliyor ve en güvendiği anda. Hançer bir de kolay taşınan bir alet. Yani bir cariyenin ya da bir kölenin ya da herhangi bir vatandaşın kılıç taşıması çok normal bir durum değil. Yani bugün şöyle taşıması mümkün değil. Yani bugün şöyle düşünün. Sokakta gezen herhangi bir vatandaşın otomatik silahla dolaşması mümkün mü? Yani bu da böyle. Kılıç o dönemin bildiğiniz savaş aleti. Hançer ise çok daha rahat gizlenebilen, cübbenin içerisine konulabilen bir alet. En zayıf anlarında, mesela cuma namazından çıktığı zaman bir sultan ya da bir vezir, bir halife ona yaklaşıyor. Bir mektup verecekmiş gibi yahut da bir talebi varmış gibi, bir arzusu varmış gibi eğiliyor önüne ve birden işte cübbesinin içerisinden hançeri çıkarıp en zayıf anında onun üzerine saldırıp öldürebiliyor. Mesela okla öldürseydi? O zaman uzaktan öldürmesi lazım. Sonuç alamayabilirdi. Yani. Peki kim öldürdü? Ama bunların maksadı onun ölmesi değil ki. Kimin öldürdüğü mühim. Yani onu bir haşhaşi fedaisinin öldürdüğünün bilinmesi lazım. Şüphe bir imza olurdu. İmza atması lazım. Ve ok şaşabilir dediği gibi. Onun için hançer en kesin olduğu için yani kesin sonuç kullanılmıştı. Kendi paraları var mıydı? Yani bunu bilme şansımız yok. Yani çünkü bazı izleyicilerimiz işte kendi sikkeleri vardı vesaire. Bu manada basılı sikke yok bildiğimiz kadarıyla. Günümüze intikal etmiş yok ama Alamut'ta para basılmış olabilir. Peki şimdi biraz önce dediniz ki ama önce izleyicimizin sorusunu sorayım. Sonra kendi sorumu soracağım. Recai Bayram Bey sormuş. Demiş ki fedailer arasından grubu terk eden veya onları deşifre eden bilinen birileri var mı? Ve bunların akıbeti ne oldu? Yani imamın bizzat kendisi var dedik. Fedaileri bırakın. Yani dağın şeyhlerinden birisi tamamen ideolojisini değiştirmiş ve sünniliğini ilan etmişti. O süreç içerisinde akıbeti yani normal ölüyor. Yani bir ama dışarıdan anlatanlar, yani dışarıdan anlatanlar bunların işte bu davadan döneni kendilerinin ortadan kaldırdıklarını söylüyorlar. Zaten böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Yani daha önce
bir haşhaşı fedaisi iken sonradan geldi işte itiraf etti falan filan, böyle birinden bahsedilmiyor. Ama böyle olanları kendi içlerinde hallettiklerini ve böylece sırlarının etrafa yayılmadığını söylüyor. Biraz evvel konuştuğumuz gibi zaten bir fedai çok fazla sır bilmez. Yani bir fedai işkence edip konuştuğu zaten her türlü işkenceye dayanır. Konuşsa bile anlatacağı çok az şey vardır. Çünkü çok az şey biliyordur o. Şimdi o zaman şunu da sorayım. Biraz önce siz dediniz ki kendi kaynaklarında bunları anlatmıyorlar. İşte bir takım sorular sordum. İşte bu var mıydı, şu var mıydı, birbirlerini nasıl tanıyorlardı vesaire de. Kendi kaynaklarında bunları anlatmıyorlar. Kendi kaynaklarında Hasan Sabbah'ın ve ondan sonra gelen din adamlarının yazmış oldukları ideolojilerini anlatan... Alamut Kütüphanesi'ni merak ediyorum. İdeolojilerini anlatan kaynaklar vardı. Alamut Kütüphanesi defalarca yandı ama en son kalan kim kitapları yaktı? İşte biraz evvel Nasrettin Tusi kaçırdı. Meraga'ya kaçırdı. O kitaplardan bir kısmı günümüze intikal etti. Ama dediğim gibi onlar işte bunları anlatmıyor. Şöyle metot yaparız, böyle yaparız, birbirimizi şöyle yaparız, onları anlatmıyor. İdeoloji tamamen ideolojiyi anlatıyor. Teorik kitaplardır. Doktrini, teoriyi, fıkıh yapıyı, ilmihal, bir sürü ilmihali anlatıyor. Onlara karşı yazılmış olan reddiyeler vardır İslam dünyasında. Haşim Bey'in dediği gibi İmam Gazali'nin Fezahil Batiniye, yani Batinilerin Fezihaları, Kötülükleri kitabı bunun en mühim bugüne kadar intikal etmiş bir misalidir. Bunun dışında anlatılanlar daha ziyade dediğim gibi seyyahların ve İbnül Esir gibi Selçuklu devri tarihçilerinin anlattıklarıdır. Bunlar da tabii bir miktar mübalağa, bir Cüveyni var tabii. Cüveyni, yani Cüveyni, bir miktar yanlış anlaşılmalar da var. Yani hadiseyi yanlış idrak etmeler de olabiliyor. Onun için temkinli yaklaşılması gereken kaynaklardır. Pekala. Bir de Alamut Kütüphanesi'ni sormuşken Alamut Kalesi'nden Hasan Sabbah'ın 34-35 sene çıkmamasının sebebi de çok merak edilenlerden biri. Neden hiç çıkmadı kaleden? Kaleden idare ediyordu her şeyi. Bu metodu o. Bir yani de böyle zahit, bir ordu kurup, bir de zahit, zahit imam projeler yapıyor. Bir de dediğim gibi bu Hasan Sabbah bir ordu komutanı olarak ordusunun başında saldıran birisi değil. Metotları tamamen farklı. Öldürülür zaten. Öldürülür. Yani o da en güvenli bulunduğu yer. Şahıs adına kurulmuş bir devlettir. Yani bir hanedan değil. Şahıs öldüğü zaman devlet dağılır. O ise ideallerine zarar verir. Doğal olarak bir örgüt lideri olarak en iyi korunduğu, muhafaza edildiği mekanda kalmayı tercih ediyor. Şimdi peki yine çok sorular geliyor. Değişik değişik sorular da var. İzleyicilerimiz Enes Bey demiş ki peki bu haşhaşlar içinde Müslüman Türk ajanlar var mıydı? Yani bu soruyu cevaplamak zor açıkçası. Yani somut bir kaynaklara yansımış bilgi yok. Ola da bilir, olmaya da bilir. Yani bu batini bir örgüt, hangi ulus ağırlığını İranlıların oluşturduğunu tahmin ediyoruz ama yani Araplar da olabilir, Berberiler de olabilir, Türkler de olabilir. Yani her milletten insanın olması. Bulundukları coğrafya itibariyle her türlü insan olabilir. Mümkün ama somut olarak şudur diye herhangi bir kaynakta ben bir kayda rastlamadım açıkçası. Pekala, bir izleyicimiz size sormuş Ekrem Hocam bunu. Demiş ki Ekrem Hocam'a sormak istiyorum. Siz biraz önce dediniz ya Mevlana'ya Moğol ajanı diyenler dahi vardı diye. Bu da ciddi tartışmalardan bir tanesi. Daha önce Ötek Gündem'de çokça tartıştık, konuştuk. Niçin böyle deniliyor? İşte delilleri var mı yok mu vesaire. Eski programlardan da merak eden izleyicilerimiz bakabilir. Mevlana ile ilgili bölümlerde konuşmuştuk. Şunu söylemek istiyorum ya bir cümle. Ehl-i Sünnet itikadında devlet başkanı kim olursa olsun, zalim, kafir, fasık, isyan etmek caiz değildir. Sebebi ne? Bu onun yanlışlıklarını, hatalarını kabul etmek manasına gelmiyor. Ulul emre itaat. Ulul emre itaat. Ulul emir sizdense zaten itaat etmeniz lazım. Sizden değilse yani kafirse, zalimse, o takdirde de kendinizi tehlikeye atmayın. Bu Kur'an-ı Kerim'in emridir. Çünkü hiçbir devletin ordusu var, jandarması var, polisi var, gücü var. Hiçbir kimse buna karşı duramaz. O zaman hükümdarın zalimliklerini, zulümlerini, kötülüklerini önleyelim derken çok daha büyük kötülüklere yol açar. Onun için İslam tarihinde bütün alimler otoriteye boyun eğmişlerdir. Bu onu tasvip ettikleri manasına gelmez. Burası çok mühim. Yani Mevlana Celaleddin Rumi için söylenen de budur. Moğollar Anadolu'yu işgal etmişler. Ne yapabilirsiniz? Mevlana Celaleddin Rumi'nin ne yapması beklenir? Eline kılıcı alıp saldıracak mıydı Moğolları? Öldürürlerdi. Ne faydası var? Müslümanlar ne faydası var? Memlekete ne faydası var? Veya halka ayaklanmaya teşvik edecekti. Karşıda bir ordu var. Hem de Moğol ordusu. Ve 3 gün, 4 gün, bir hafta aç kalabiliyor. Atın yani hiç geziyor. Yenilmemiş bir ordudan hiç mağlup olmamış. Geçtiği yerleri yakmış, yıkmış, 2 milyon insan öldürmüş bir Moğol ordusu var. Siz Anadolu'nun o kibar, nazik, yerleşik hayatı geçmiş halkına diyeceksiniz ki mutfaktan satırı, testereyi al, Moğollara karşı durun. Ve bunun adı kahramanlık olacak. Böyle bir şey İslamiyet'te yok. Mevlana'nın yaptığı elbette ki en doğrusudur. Biraz farklı bir yorumum var. Yani daha tarihsel diyelim.
Şimdi Mevlana'nın Moğol ajanı olduğu fikrine ben okuldaki derslerimde de konuşuyorum. Yani katılmayan birisi. Bunu söyleyeyim. Görüşü ortaya atan hocamızın, yani Mikail Bayram Hoca ilk defa bunu gündeme getirmişti. Kendince bir takım haklı sayılabilecek, yani tutarlı biliyorum, sayılabilecek evet. gerekçeleri var. Ama Mevlana zamanında onun Ahi Evran'la mücadele ettiğini ve Ahi Evran'ın Türklüğü, Türkmenliği temsil ettiğini, Mevlana'nın Farisiliği temsil ettiğini savunur hoca ve bunun üzerinden kurguladığı bir yöntem. Ben niye düşünmüyorum? Birincisi Mevlana zaten başlı başına Moğol istilasının önünden kaçarak Anadolu'ya gelmiş bir babanın oğlu. Yani evet. 1218 yılında Cengiz Han Harzemşah şehrine, ülkesine girdiği zaman Celaleddin Erzemşah'la ve onun babasıyla mücadele etmeye başladığı dönemlerde babası Necmüddin Kübra'nın halifelerinden birisiydi Bahaeddin Veled. Ve Necmüddin Kübra müritlerini toplayıp onlara dedi ki dileyenler gidebilirler, dileyenler Şarktan kalıp savaşabilirler. Dolayısıyla mesela evet. şeyhin bizzat kendisi Necmüddin Kübra Moğollara karşı savaştı ve pek çok müridiyle birlikte kahramanca şehit olmuş birisi. Ama Mevlana'nın babası göç etmeyi daha çok tercih etti. Yani şunu söylemek istiyorum. Mevlana bizzat Moğol istilasının o acı yönlerini, tahribatını yerinden, yurdundan olmuş akrabaların Harzemşah ailesine mensuptur anne tarafından. Evet. Yerini, yurdunu terk etmiş birisinin Moğol casusu olması mümkün değil. Yani şunu söyleyeyim ben. Moğollar Anadolu'ya, Konya'ya geldikleri zaman, Hülagü Han Konya kapılarına dayandığı zaman Moğol'un ne demek olduğunu belki de Anadolu sahasında en iyi bilen insanlardan birisiydi Mevlana. Dolayısıyla buna karşı koyamayacağının, toplumun, yani bırakın halkı, Selçuklu Devleti yönetimi iradesi karşı koyamamış. Hatta bırakın yani 1258'de geliyor Hülagü Anadolu'ya, 1243'te 15 yıl önce Moğollara karşı Kösedağ'da savaş kaybetmiş zaten Selçuklular. Yani bu coğrafya Moğol'un ne olduğunu biliyor. Bu sebeple şehrin daha fazla tahribat altına girmemesi için, yağmalanmaması için, insanların ölmemesi için itaat edilmesi gerektiğini ifade ediyor Moğol Mevlana burada. Yani ciddi anlamda bir Moğol ajanlığından söz etmek açıkçası Mevlana gibi burada bir mümkün alime... değil. Moğol ajanı demek çok komik bir ifadedir yani Moğol ajanı. Pekala. Demek... Şimdi birkaç tane daha soru soracağım. Çok Buyurun. Az vakit geldi. Böyle kısa kısa cevaplar istiyorum. Çok az da vakit kaldı. Mesela kadın dahi var mıydı demiş Gülser Hanım. Biliyor muyuz? Ya da yani şunu da soranlar oldu. Mesela FETÖ terör örgütüyle biraz önce de çok fazla benzerliğini gördük. Yani neredeyse birebir %90 benziyor. İşte benziyor, haraca doğru. bağlar gibi işte dahilerden para yani alıyorlar vesaire. Bir masonik yapılanma var, çok yöntemler benziyor. Çok benziyor. Mesela aile yapılanmalarına da tesir etmiş mi? Bunu da çok soranlar oldu. Bilemiyoruz. Yani tahmin bir... yürütmek mümkün. Yani evet. sonuçta bunların aileleri var, çocuk yetiştiriyorlar ve evlatları evet. aynı ideolojiye göre yetiştiğine evet. göre muhtemelen hanımları da bu davayı ciddi anlamda sahipleniyorlar ama fiili olarak sahaya yani bir Bağcıyan Rum örneğine benzer şekilde sahaya girip faaliyet yani gösterdiler mi bunu bir bilmiyoruz. Kadın yani. Fedai duyulmuş değil. Yani ben bir kadın dahi olduğunu hatırlıyorum ama kafamda net değil o malumat. Onun için bir şey söyleyemiyorum ama kadın fedai duyulmuş değil. Pekala. Bir de neticede Alamut bir ülke. Orada yaşayan insanlar var. Çiftçilikle meşgul olanlar var, ticaret yapanlar var. Alamut tek bir kale değil. Etrafında pek çok kale var. Şahdis Kalesi var mesela. Bunların hepsi Hasan Sabbah'ın hakimiyetinde. Şimdi zaten Alamut Kalesi'ni Selçuklu ile mücadele için kullanıyorlar. Bir de şuraya bir not almışım ben. Masyaf Kalesi varmış galiba çok değil kale mi? Masyaf, var. Yani ellerinde... Masyaf Kalesi'nde Haçlılarla mücadele ettiler mi hiç? Haçlılarla mücadele için de bu kaleyi kullandılar diye yazmışım ama şimdi, biraz önce Haçlılara en son biz yardım ettiklerini Müslümanlara karşı. Alamut etrafında onlarca kale var. Burası Hı-hı. büyük bir mıntıka. Bu mıntıka Hasan Sabbah'ın memleketidir. Bir krallık evet, şey, yani 250 sene devam eden bir hükümdarlıktır. Burada çeşitli kaleler var ama zaman içinde dediğim gibi İran üzerinde, İran'da, Suriye'de çeşitli kaleler elde ettiler. Mesela otorite boşluğu yaşanıyor o zaman. Devlet Selçuklu Devleti'nin bir vilayeti. Ama birkaç kale var orada Haçlilerin borusu ötüyor. Oraya Selçuklular giremiyorlar. Böyle kaleler var. İşte bu kalelerdekiler zaman zaman
Haçlılara destek oldular. Haçlarla savaşmadılar hiçbir zaman. Ama şu oldu. Bu ittifaklar bozulduğu zaman, menfaatleri halaldarı olduğu zaman, Haşim Bey'in söylediği gibi Haçlılardan adam öldürdükleri, onlara karşı tavır aldıkları da oldu. Ama duruş olarak her zaman Haçlıların yanında oldular. Peki Nurettin Bıçakçı Bey sormuş ki kim bunlar etiketli? Ekrem Hoca'ya sorar mısınız? Bugünkü IŞİD'in yöntemi Haşhaşilerle aynı değil mi? Çok metot benzer olarak mi? Benziyor, evet. Metot olarak benziyor ama dediğim gibi biraz daha farklı tabii bak ideolojileri. Metot ya farklı olarak ideolojilere sahip olsalar da ideolojilerine hakim kılma metotları aynı. Aynıdır. Pekala, şimdi bugünkü IŞİD'e sor diyor. Şimdi dün gece, benziyor gece yarısı yani saatlerinde aslında böyle çok bizi mutlu eden bir haber aldık. Reyna katliamcısı yakalandı. Türk polisinin, Türk istihbaratının da başarısı. Tebrik ediyorum. Yani çok mutlu olduk yani. Şimdi IŞİD üstlendi meseleyi ama mesele de çok ciddi çelişkiler var. Şimdi sağ ele geçirmesi zaten müthiş bir başarı. İnşallah bilgilerini paylaşacak ve olacak şeyler de engellenecek. Öyle umut ediyoruz. Siz bu meseleyi, gelişmeleri takip ediyor musunuz bilmiyorum ama nasıl okuyorsunuz? Şimdi dört dil biliyor. Mesela IŞİD dedik. IŞİD üstlendi diyoruz ama mesela baktığımız vakit evden IŞİD militanları görüyoruz. Kadınlar böyle peçeli meçeli İslam adına vesaire yapıyoruz diyorlar. Ama Birleşmiş Milletler gibi bir ev çıkıyor değil mi? Evet, Birleşmiş Milletler gibi bir ev. Kadınlar açık. Hani işte, haramdı, helal işte, değildi, işte, aynı yerde duramazlardı. Evden üç tane kadın. İşte kastettiğimiz o. Hasan Sabbah'ın ideolojisini biliyoruz. İdealist bir insan olduğunu biliyoruz. Bu davasını gerçekleştirmek için her şeyi göze aldığını biliyoruz. Kullandığı metotlar da belli. IŞİD ve buna benzer terör teşkilatları hakikaten belli bir maksadı var mı? Veya o maksat acaba sonradan onlara yakıştırılmış bir şey mi? Kamuoyu mu acaba o maksadı biliyor? Aslında çok farklı bir maksatlar için mi kurulmuş? İş bölümü mü yapılmış? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi adam gelmiş, bir sene önce gelmiş. 190 bin dolar mı? 190 bin para, 190 bin dolar kadar bir para var. Bir senede sen ne yaptın, ne yedin, ne içtin, bu parayı nasıl biriktirdin? Demek ki senin finansmanından aldığın para. Peki senin finansmanın kim? Yani, seni finanse eden kim? Günümüzde dünyada işler çok farklı dönüyor. Yani 11. asırdaki gibi dönmüyor. Hı hı. Şu anda yani global güçler dünyaya nizam vermek için icabında devletleri tazyik ederler. Ekonomik kriz çıkartırlar, savaş çıkartırlar. Veya bu tür teşkilatlarla o mıntıkaları tazyik ederler. Bunlar çok normaldir. Yarın bir gün bakarsınız bu teşkilat kendiliğinden ortadan kalkar çekilir. Hani ne oldu? Hani idealler? Hani şu bu? Ortadan pek çok böyle teşkilat tarih boyu kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Yani örgüt gibi kullanılan para birimi de global bir para birimi yalnız. Değil mi? Üstelik. Dolar yani. Evet, Amerikan doları. Yani işte dört diye biliyor. Tamam. Bildiği diller İtalyanca, Fransızca vesaire değil. Ama dört dili nasıl öğrendin Çince, sen? Çince, Rusça, Arapça. Yok. Değil mi? Hocam Rusça, zaten Rusçayı bulunduğu coğrafya dolayısıyla çocuktan itibaren öğreniyorlar Çince, benim bildiğim kadarıyla o coğrafyanın biliyorum insanları. Türkçe, bir de Arapça. Türkçe. Bir de Çince dediler. Hayır, Çince var bir de. Ben onu demek ki Uygur ise zaten Çince biliyordu. Belki Rusça Özbek değil de. Özbek yani, Çin bölgesine yakınsa biliyor olabilir. Yani bu para meselesi, bir de yani baktığınız vakit eylemi, terör eylemini, katliamı gerçekleştirme biçimine, bu böyle hadi ben işte buradayım, isyan ediyorum, din adına savaş yapacağım, gidiyorum, dün katıldım, bugün de eylemlerinize katın beni gibi bir durum yok. Yani çok profesyonelce bir istihbarat örgütlerinin diğer devletlerin yapabileceği tarzda çok dış destekli bir eylem. İşte bugün Hasan Sabbah konuşmamızın sebebi de budur. Yani bütün bu teşkilatların kullandıkları metot aynı metottur. Ama tabii bunun arkasında olan, bunun kuruluşu, kuruluş sebepleri tabii ki çok farklıdır. Ya birebir olamaz asla. Yani tarih boyunca pek çok olayda görüldüğü gibi bu olayda da din sadece bir kılıf olarak öne çıkıyor. Dünyevi yani, otoritedir işin maksadı. Dini kullanarak insanlar dünyevi iktidarı, hocamın da ifade ettiği gibi, ele geçirme peşindeler. Peki. En geçerli argüman. Bu milliyetçilik de olabilirdi. Nitekim daha önceki yıllarda milliyetçilik, yani Nazi Almanya'sında, İtalya'da bunlar vardı. Onlar kullanılıyordu 40'lı 30'lu yıllarda. Yani bu ideolojiyi söyleyenlerin çok da milliyetçi bir şeysi yoktu, duruşu yoktu aslında. Ama o zaman kullanılan oydu, rağbette olan oydu. Bunlar böyle.
Peki, siz bir şey söyleyecek miydiniz söyleyeceğim? Peki bu Ekrem Hocam, şimdi konu buraya gelmişken ben bunu, bu Fergana Vadisi ile karşılaştık. Bu Fergana Vadisi'nin bir terör örgütleri açısından bir konuşacak mıyız bundan sonra? Orada yeni bir yapılanma, şimdi biz IŞİD diyoruz ama acaba bir de hiç bilmediğimiz şeyler mi çıkacak karşımıza? Yeni bir örgüt şimdi, mü? Şimdi bunu bilmek zor. Fergana Vadisi nüfus yoğunluğu fazla olan bir yer. Rusya'nın kontrolünde olan bir yer. Eğer bu terör teşkilatlarının Rusya ile irtibatı varsa buranın potansiyel elemanlarının bu mıntıkada yetişmesi mümkün. Çünkü hem zengin hem nüfus olarak kalabalık bir mıntıka. Hem de siyasi rejim itibariyle çok kapalı olduğu için kolay kolay deşifre olamayacak bir mıntıka. Yani Rusya'da belki bu deşifre olur ama Fergana Vadisi'nde kolay kolay ortaya çıkmayabilir bazı projeler. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Aslında şunu da soracaktım. Sorayım öyle çok kısa, zamanım bitti çünkü. Nasıl geldi Hasan Sabbah'ın sonu? Kendisi öldü. Tabii, yani eceliyle ölüyor adam şeyde, Alamut Kalesi'nde. Çok basit bir şekilde. Hatta huzurlu bir şekilde de diyebiliriz. Huzurlu bir şekilde mi? Gayet rahat. Yatağında. Aynen, yatağında. Hiç kendisinden yani umulmayacak şekilde öldü, evet. Pekala. Hasan Sabbah'ın da sonu böyle olmuştu. Evet, yaşlı başlı. Pekala. Pekala. Şimdi çok teşekkür ederim hocalarım katıldığınız için, değerli katılımlarınız için. Bu gece böyle geniş bir perspektiften haşhaşları işledik. Geçtiğimiz yıl sizinle işlemiştik haşhaşları. Ekrem Hocam'la da işledik. Daha çok programlar işleyeceğiz. Şimdi bu kitabım Bernard Lewis'in Haşişiler kitabını. Ben Haşim Hoca'dan aldım. Yayından önce karıştırma fırsatı buldum. Gerçekten çok doyurucu bilgiler de var bu kitapta da. Bu kitap Haşhaşiler hakkında yazılmış en ciddi kitaplardan bir tanesidir. Ama burada da oryantalist. Var elbette ama bugün bile daha tam manasıyla aşılmış bir kitapta değil. Çünkü bu hususta yazılan bütün kitaplar hep oryantalist romanlar ve seyahlardan ilham aldığı için biraz gayri ciddidir. Romanlar da öyle işte... Emin Maluf'un romanı Semerkant, Marco Polo'nun, Paul Amir'in Hasan Sabbah'ı var, Alman bir yazarın işte Alamut veya Güvercin Gerdanlı romanları var. Hep onlardan insanlar haşhaşları öğreniyorlar. İşte geçen yıl program konunuz olmuştu. Ayşe Atıcı'nın Dağın Efendisi Hasan Sabbah ve Alamut kitabı var, neşredildi. Bir de Zahid Ay var, şu anda İsmail Enstitüsü'nde araştırma yapıyor. Onun Nizari İsmaililiği üzerine özellikle... Nizariye koluna dair güzel iki tane çalışması var. Pekala, bu kitabı tavsiye ediyoruz o tabii zaman. Sonrasında bu kitap, bir de ilk önce bunu söyleyeceğim çünkü bu kitaptan yararlandım konuya çalışırken. Ekrem Hoca'nın Osmanlı'ya kalan miras, Profesör Doktor Ekrem Burak Ekinci makalelerinden oluşan bir kitap. Gerçekten içerisinde çok fazla bilgi var. Böyle çok güzel bir tarihi gezintiye çıkaracak bir kitap size. Hani böyle entelektüel birikiminiz için bilmeniz gerekenler kitabı gibi bir kitap diyeyim size. Haşhaşlarla ilgili de bir bölüm vardı. Bunu da inceledim. Ve bu arada Kim Buna Etiketini Yazan izleyicilerimizin arasından seçilecek ve hediye yollanacak kitaplardan biri. Bir diğer kitapta, tabii bu kitaptan faydalanmadım ama bu kitap yayından çok önce bana geldi. İşte dağıtıma çıktıktan sonra Arı Sanat Kitap Yayın Evlerinden çıkan son kitabı, hayatı ve hatıralarıyla Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin anlattığı bir eser. Ekrem Burak Hoca'nın tekrar hayırlı olsun yeni kitabınız diyelim. Ve çok da teşekkür edeyim ben izleyicilerimizin adına. Çünkü ilk kez Ötek Gündem izleyicisinin kitaplığına girecek bu kitap. Çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Cuma günü Öteki Gündem olmayacak, canlı yayın olmayacak. Çünkü yoğun gündem sebebiyle, yayın planlamaları sebebiyle salı günü görüşeceğiz. Canlı yayına salı günü karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Salı günü görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.
götüreyim camiye. Bütün İslam coğrafyası kontrol altına almak amaçlanıyor mu? Melekler burayı tavaf eder. Ayetler inerler.